7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Yiğit'le nerede, nasıl tanıştın? Benim abimin ev arkadaşıydı. Çok güzel. Evet, en yakışıklı, en düzgün çoğucu bulunca kaçırmadı tabii. Aha, bir saniye hemen kaçırmadı. Hoştu limanı, benim oğlum yakışıklı. Benim de oğlum. Hemen oğlum evlenecek kaynana. Bir şey söyleyeyim, kaç yıllık evlisin? Kaptık ben. Evet. Dur bir Zehra'm, Ece'yle konuşturmuyorsun. Tamam anladık, senin oğlun dünyanın en yakışıklısı. Yiğit'ten öte annesidir benim için de. Yani öyle tabii ki de. Ya bırak Allah aşkına seni de. Hesabını şey yapmış ise kendi durumunu değiştirmiş falan. Eşimi sosyal medyasına yazıyor. Karımı çok seviyorum. Karımı çok seviyorum. Kadınlar. Bütün kadınlar kahrolsun gibi şey. Peki dün neler? Ay ben çok şaşkınım, çok yani üzgünüm. Savunacak gerçekten bir tarafı yoktu. O yemeklerin ben hiçbirini gelinimin evinde yemedim. Hiç. Yani evet. Neyini savunayım ki dedi. Gelin de kırıldı savunacak zaten. Savunacak bir şey yok dedi. Onun için hakkımı helal etmiyorum. Bana ne hakkı geçmiş ki benden? Hakkımı soruyor. Necmi Hanım'a ne oluyor ya? Evet. Haklı kadın. Evet. Zaten olmamış. Zaten adaletli. Bir ara verebilir miyiz çok kısa ya? Çok güzel, çok kısaydı. Birazcık sancı girdi. Su içebilir miyim? Şık masa. Ne vardı ki şık olsun? İzleyen açısından üst üste koydun. Nedense buraya gelen bütün kayınvalideler birden saraydan çıkma oluyor. İstediğim saatte ağlamak, istediğim saatte gülmek istiyorum. İstediğimiz saatte de gelmiyor yemeklerimiz. Selin koş kızım, koş. Allah, bu ne acele. Epey bir kabuk var içinde. Yani bakıyorum, yok yani kabuk. Ben bu programın birincisiyim, benim güzelimle birlikte. Yani gerçekten eksik menüyle birinci olduğunu düşünüyorsa ben burada boşuna duruyorum. Güzelim, bugün gelinini savunmuyorsun, benim gibi suskun kalıyorsun. Ya konuşuyorum ben ya gerektiğinde ama sıra gelmiyor sizden Ayşe Hanımcığım, ne yapayım yani? Siz de hiç savunmadınız ama gelininizi. Benim konuşmamı dinlemiyorsun gibi geliyor bana Elife Hanım. İçeride aslında çok merak ediyorum ne olduğunu. Gelinle kırıldığın için herhalde, o yüzden mi savunmadın? 3 günden beri burada kendimi anlatıyorum. 3 gün. Sen onun karşısında benim ezilmemi istiyorsun. Of, çok büyük kavga var içeride. Gerçekten çok fazla. 4 günden beri iki kelime konuşamadın, benim gelinime takıldın. 4 günden beri neredesin? Kıyvaldım, hiç böyle ortamlara gelemez. Baş ağrısı ilacı içebilir miyim? Ama karnın aç, bir şeyler ye sonra. Elif Hanım'dan doymuşam ben. Günlerden Perşembe ve heyecanla beklediğiniz Zuhal Topal'la Sofradan'ın 4. günü başlıyor. Bugünkü lezzet serüvenimize kayınvalidemiz Zehra Hanım ve gelini Nuray'la devam ediyoruz. Merhaba, ben Nuray Çalak Aytekin. Bandırma'dan katılıyorum yarışmaya ama Diyarbakır'da yaşıyorum çünkü eşim orada çalışıyor. 5 yıldır evliyiz. Tam olarak 3,5 aylık hamileyim ama cinsiyet belli değil henüz. Zehra ben. 34 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Emekli hemşireyim. 5-6 yıldır arılarımız var. Arıcılık yapıyoruz.
çocuğumun şansına katıldım aslında. Katılmak da istiyordum sürekli Zuhal Topal'ı izlediğimiz için. Bir gün eşimle otururken dedim katılayım. Eşim de destekledi. Katıl tabii dedi. Yani zaten evdesin. Sağ olsun o kadar çok destekledi ki siz de aradınız. Ben de geldim. Güzel yemek yapar. Ben de çok güzel yemek yaparım. Gelin kaynağının toprağından olurmuş. Benim gibi çok güzel yemek yapıyor yani. Evet, kayınvalidem de çok güzel yemek yapar. Ben ona dedim, yani kayınvalidesi şu anda hayatta değil ama halamlardan birisini al gel yarışmaya dedim. Kesinlikle birinci olur ve 1,5 saatte de bitirir yani. Kayınvalidem öncelikle bugün beni savunacağını düşünüyorum. Genel olarak sessiz, sakin bir insan. Çok tepesini tası atmadığı sürece bir şey söylemez. Ama kızdırırlarsa pişman olurlar gerçekten. Eğer beni bugün kızdırırlarsa görürler günlerini. Eğer süreyi yetiştirsem 15 bin lira bizde. 15 bin bizde. Bizde. Büyük finale bir gün kala Zehra Hanım, gelini Nuray ve bu hoş hanımefendi kim? Ha, teşekkür ederim. İsmim Ece arkadaşıyım. Ece arkadaşı, hoş geldin sen hoş de Ece. Olduk. Ladies nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim pırıl pırıl üç tane hanımefendi. Kayınvalide de kayınvalide gibi durmuyor değil mi? Ablan gibi evet, sanki. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Genç. Nereden geliyorsunuz kızlar? Ben Balıkesir Bandırmalıyım ama Diyarbakır'dan geliyorum. Sen Diyarbakır'da mı yaşıyorsun? Evet, Diyarbakır'da yaşıyorum. O zaman önce Balıkesir Bandırma'ya sonra da Diyarbakır'a kucak dostu. Sevgiler, selamlar. Ece sen neredesin? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Nasıl arkadaşlık devam ediyor? Görüntülü konuşma. Öyle, sağlam arkadaşlığımız var. Mesafelere takılmayan, evet. Kaldığı yerden devam eden arkadaşlıklardan. Sen neredeydin Zeynep Hanım? Ben Bandırma'da yaşıyoruz. Kışın yaz aylarında köye gidiyoruz. Orada arılarımız var. Arılarımız var. Evet evet. Aa, balcılıkla falan mı? Evet, balcılıkla. Aa, ballarımız, güzel. Ballarımız doğal katkısı, doğal bal üretiyoruz. Oo, ne şanslısınız. Geliyordur sana da ballar. Evet, tabii polen, propolis her şey. Oh oh, süper. Peki kaç yıllık evlisin Nuray? 5 yıl olacak. 24 Eylül'de evet. Hadi bakalım. Eşinin adı neydi? Yiğit. Yiğit'le evet. Nerede, nasıl tanıştın? Yiğit benim abimin ev arkadaşıydı. Çok güzel. Evet, daha doğrusu şöyle oldu. Biz abimi ziyaret için gitmiştik ailecek. Evet. Yiğit de bakmış, beğenmiş beni. Ama tabii internette arattırmaya çalışmış sosyal medyada. Nuray olarak, pardon özür dilerim. Selin olarak arattırmış. Selin kim? Selin de benim. Selin mi? Selin diyoruz. Evet. Hoca adı Selin. Ha. Kimlikte Nuray aslında. Kimlikte Nuray. Evet, anladım. Kimlikte Nuray. Ondan sonra Selin olarak bulamayınca üzülmüş. Yani birkaç ay sonra biz tekrar ailecek Tekirdağ abimi ziyarete gitmiştik. O zaman öğrenmiş Nuray olduğumu. Sosyal medyadan ekledi, konuştuk, görüştük. Peki abinden bir çekinme oldu mu? Hem ev arkadaşı evet, değil evet. mi? Korkar da insan. Yani aslında ben çok çekinmedim. Çünkü Yiğit temiz bir çocuk, güzel bir çocuk. Abim de dediğin referansa sağlam abimden. Öyle olmaz, abin evinde paylaşır mı onunla tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Hem yakışıklı. Ama gene de bir çekince olur. Hani Yiğit çok çekinmiş. Abisi falan, kardeşi. Yani işte. Buldu Yiğit. Yiğit gibi Yiğit. Evet, Yiğit. Yiğit gibi Yiğit mi? Maşallah, ne güzel olmuş. Hem yakışıklı hem düzgün çocuğu bulunca kaçırmadı tabii. Ah, bir saniye hemen kaçırmadı. Koştu limanı, benim oğlum yakışıklı. Benim de oğlum. Hemen oğlunu övecek kaynana. Bir şey söyleyeyim, kaç yıllık evlisin? Dur bir Zehra Hanım, Ece'yle konuşturmuyorsun beni. Tamam anladık, senin oğlun. Dünya ne yakışıklı, sen doğurdun. Senin oğlun. Hani 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 hani. Masada hiç konuşmuyordu. Şuraya bak oğlum Yiğit. Söz ama sıra gelmiyor masada şimdi birazcık. Evet lütfen sen diyeyim. Bir saniye bırak şimdi Yiğit'i. Ben tamam, de böyle hadi. Bir kayınvalidem olduğu için şanslıyım de. Evet çok şanslıyım Yiğit'ten gerçekten. Yiğit'ten öte annesidir benim için de. Yani öyle tabii ki de. Ya bırak Allah aşkına seni de. Ece sen ne kadar evlisin? Ben yeniyim, bir yıllık evliyim. Aa, mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Kayınvaliden nerede? Hayatta mı? Hayatta çok şükür. Sen güzel yemek yapıyor musun? Ben Ece'yi gözüme kestim de bir dahaki sezon için yarışmacı topluyorum. Maşallah boy, poz, manken ya. Falan yaptın mı? Yapmaya çalıştım. Aa bak nasıl bir, ne oldu? Kocam mı izin vermedi? Kocam çok kıskanç ya. O biraz izin vermedi. Hadi ya. Ama zaten moda sektörü falan da kalmadı ki bir şey. Baksana her şey alt üst oldu. Peki şimdi yarın büyük final, 15 bin TL söz konusu. Hani merak ediyorum, bugün seni savunacak mı? Yarışmayla ilgili olan biteni sana anlattı mı? Bir fikrin var mı? Yani az buçuk ve nasıl bir kayınvalidedir? Var. Kayınvalidem göründüğü gibidir. Öyledir. Gerçekten evde de orijinalde bu şekildedir. Bu diyorsun. Evet evet. Süper. Savunabileceğini yani... Haksız insan savunulur gerçi de, yani ben kendime güveniyorum. Savunmaya da ihtiyacım yok ama en azından hadi haksızlığa karşı savunabilir. Ya yapamasa bile ben gelinimin arkasındayım. Ama çünkü yapar, size de güzel diyeceğim. Öyle de dünkü kayınvalidemizle gelin arası biraz limoniydi.
bir böyle çok tam böyle randıman performans alamadık nedense. İnşallah bizden alacağız. Hadi inşallah yani. Yani şansın tabii yüksek, onu söylemeye çalışıyorum. Selin'cim menünü bana sayar mısın? Çorba olarak ezogelin çorbası yapıyorum. Ezogelin güzel. Ara sıcakta kaşarlı, fırında kaşarlı mantar. Güzel. Yanında tahinli patlıcan ama patlıcanlarım közlenmiş olacak. Aa tahinli çok güzel olur, çok evet severim. Patlıcan salatası. Evet. Ara sıcak zaten biliyorsunuz. Yağlama var. Yaptın mı hiç yağlama? İki kere yaptım. Nasıldı sonuç? Bundan sonra yani hep yaparım herhalde. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Lezzetli beğendiler de bir yemek değil mi? Lezzetli evet, güzel. Evde yapılabilecek. Tabii çok güzel, sık yenemeyebilir hani hamur tabii falan ama arada böyle güzel gidiyor evet, yani. Evet evet. Ana yemek ne seçtin? Ana yemek olarak Macar kebabı seçtim. Macar kebabı. Kuru domatesli arpa şehriye pilavı. Oo güzel. Evet, yanında da çoban salatası. Aman salatanı önceden bitir. Dün gelinize eksikti, salatası ay yoktu. Bir tek marulu doğradı kalmış öyle, kıyamam. Tatlı? Krem şantili, haşhaşlı revane. Alışverişe gideceksin. Ece'yi evet götürecek mi? Götüreceğim evet. Aa, arkadaş desteği. Arkadaşıma evet destek olmaya geldi. Evet. Bravo zaten Ece. O zaman bu iki güzel hanımefendiden... Gelin hamile riskli, ya yanında ay arkadaş gitmesi lazım. Evet. Tabii, evet. Yüzüne bakıyoruz yani. Sona bıraktınız. Tebrikler ya. Teşekkür ederim. Gözüne bakıyoruz evet. 3,5 aylık İlk çocuğunuz mu olacak? İlk çocuğumuz evet. 3,5 aylık. Bizim ilk torunumuz. Ay. Dedesi bekliyor. Ay senelerdir. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. Aman dikkat et Ece'cim. Ben de o iş, merak etmeyin. Sen de, sen taşı mikser de yardım eder zaten. İyi hadi bakalım, iyi alışverişler. Dikkatli dikkatli. Güle güle, kolay gelsin size. Hadi bakalım Ece'siyle gitsin. Menüyü çok hafif ve sıradan buldum. Yani bu kadar basit bir menüyü de bir saatte çıkartması lazım. Hiç yani iç açıcı bir yemek yok. Hiç ağır bir şey yok yani. Hep günlük yemekler. Çoban salatası, revanisi hepsi günlük yaptığımız yemekler. Haftada bir kere yaptığımız menüler yani bir yarışmaya yakışır bir menü değil bana göre. Menüyü duyunca kendime esnaf lokantasına gitmiş gibi hissettim. Ya gelin yeni yemek yapmaya başlamış ya da beceremiyor bazı şeyleri. Bildiğimiz şeyler. Kaç yıllık arkadaşlar? Biri 3'te, biri 5'te. Çözemedim yani. 3'e 5'e bakmayalım diyorlar. 3'e 5'e bakmayalım evet. Hanımlar nereye? Hadi mikser ya, dışarıya gidiyoruz. Gelininle yakın mısın peki? Nasıl aranız? Yakınız. Şey olarak ev olarak da yakın. Evlerimiz de yakın. Halden soruyorum ben. Gönüller yakın işte, mı? Evlerimiz de yakın, kalplerimiz de yakın. Var mı böyle öne çıkan bir huyu suyu, bize anlatabileceğin bir özelliği? Biraz kıskanç. O işini kıskanıyor. Sosyal medyasını bile ele geçirmiş diyeyim aa, yani. Yiğit'i niye? Evet. Hesabını şey yapmış işte, kendi durumunu değiştirmiş falan. Durumu ne gözüküyor? Da? Karımı çok seviyorum. Çatlasın diğer kadınlar gibi bir şey ya. Ona benzer bir şey. Ona benzer bir şey ama yani. WhatsApp'tan yazıştı arkadaşlara. Herhalde ki evli olduğunu biliyordur yabancılarla falan. Hanımlar. Artık ellerinizi bırakabilirsiniz. Ayrılamıyoruz. Aynen ayrılamıyoruz biz. Ece, senin boyun kaç? Boyum 1.80. Basketbolcu musun? Genetik. Başka kim uzun? Herkes 1.80 üstü. Eşim? Eşim 86. Nuray, senin boyun kaç? 1.60. Hanımlar, size bakıyorum da hep böyle şık mısınız? Nuray benden daha şıktır her zaman ama. Ececiğim, yeni tanıştık sayılır. 2-3 yıldır arkadaşız ama çok yakın. Yeni mi? Hanımlar. Kahve ister misiniz? Çay. Çay, evet çay. Şekerli, şekersiz? Şekersiz. Tamam hanımlar, siz oturun hemen getiriyorum. Alışverişe ara veren hanımlar market merdivenlerine oturup çay servisi bekliyor. Gelin hanım sen hamileydin değil mi? 3,5 aylık hamileyim. Kız mı istiyorsun erkek mi? Yani şu anda ilk çocuğumuz olduğu için cinsiyet hiç önemli değil. İlk önceğimiz sağlık ve hayırlı bir evlat olması. Ama kız evlat öz daha evlat böyle... İçten gibi ama ileride bir gün oğlum olursa sevgili oğlum, bunları dinliyorsan seni çok seviyorum. Hanımlar çay bekliyorsunuz ama zamanınız geçiyor, farkında mısınız? Mikser boşver çayı. İnanmıyorum, gerçekten çay mı bekliyorsunuz? Bayağı ben beklemiyordum da bu kadar da dalga geçirmesini beklemedim. Aman dikkat et gelin hanım, hamilesin o sen. O bende. Kız olursa adını ne koyacaksınız? Düşünmedik daha, erkek olursa da düşünmedik. Birinci olursa Ece koysun, yardım ettim o kadar yani. Aynen, Ece güzel kadın demek, Ece olabilir erkek o. Erkek olursa? Erkek olursa düşünmedik henüz. Bu tarafa gelin de konuşalım biraz. Hayır gelmeyeceğiz. Hadi yani Selin ulaşabiliyor mu sosyal medya hesaplarına? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bütün her şeyi, Yiğit'in raporlar. Raporlar veriliyor tabii.
Yani ben karşıdan fark etmiyorum ama belki oğlum diye fark etmiyorum. Bilemeyeceğim yani. Girer çıkar mısınız evlerine sık sık? Tabii yani hani ha. Sık sık değil tabii. Diyarbakır'dalar çok uzaklar. Tabii tabii. Hani yani işte, giderim bir ay kalırım var falan var. İkinci kere, iki kere gittik Diyarbakır'a gittiklerinde. 4 yıl oldu neredeyse. Bir gittik. Dört yılda iki kere mi gittiniz? Ama şöyle onlar geliyor yaz tatillerine. Gelin hanım. Kayınvaliden arkandan neler konuşuyordur? Çok güzel olduğumu, çok tatlı olduğumu, çok hoş olduğumu, beni çok sevdiğini, oğlunun daha iyisini arasa da bulamayacağını. Hakkında kötü bir şey söylemiyor mudur? Hakkında kötü ne söyleyebilir ki yani dört dörtlük? Mesela çok kıskanç olduğunu söylüyor mudur? Yok kıskanç değilim ya. Eşinin sosyal medyasına ne yazıyor? Karımı çok seviyorum. Kahrolsun ya kadınlar. Bütün kadınlar kahrolsun gibi şey. Kayınvaliden de bundan bahsediyormuş. Çok baskın bir karaktermişsin. Hiç baskı kurmuyorum. Canım kocacığım. Seni çok seviyorum bebişim. Şu anda Diyarbakır'da teksin biliyorum ama birazdan geleceğim yanına hiç merak etme. Şu anda ne yapıyordun? Uyuyor şu anda. Yorgundur büyük ihtimalle. Ece, sen evde yemek yapıyor musun? Çorba falan yapıyorum işte bir şeyler. Elim lezzetli dedin az önce. Ya yiyen lezzetli diyor. Kocandan başka kim yiyor? Kocam hep över sağ olsun. Hep bir daha biliyor çünkü övmezse yemeği yapmayacağımı. Her yediğini bir daha diyor. Bundan bir daha yap. Bundan bir daha yap. Sence Nuray başarabilecek mi? Ben ona inanıyorum ya. Güveniyorum arkadaşıma. Yani gerçekten eli çok lezzetli. Siz de yemek isteyeceksiniz. Eşim torun olunca ne olacak? Gelecekler zaten. Hadi gelecekler inşallah. Sen bakacaksın. Kısmet hayırlısı inşallah. Annesi de bakar. Ben de bakarım. İyi, güzel, süper. Yemekler güzel olsun tabii. Bizi en ilgilendiren kısmı tabii, da o. Tabii. İnşallah da güzel şeyler çıksın. İnşallah. İyi hadi yolcan, mutfağa geçelim. Bu yürüsünler. Dilimli var mı? Dilimli kaşar. Yukarıda görmüyor musun? Ay benim boyum kısa. Yanında basketbolcu var. Ekmek alacağım, kıyım ama etimi alacağım. Koşun hanımlar, koşun. Ah etlerim. Geldi mi? Bir santim olmuş mu? Ay çok güzel, çok güzel. Ece, o nasıl hareketti öyle? Ya yaparım ben, onu da çok keyifli. Bir daha yapabilir misin? Bitti benim, bitti. Alışverişim bitti. Ece. Geliyorum. Ece, yavrum hadi. Gel. Hadi Ece, göster kendini. Ececiğim gel. Koşa koşa gel yavrum hadi. Düşeceksin. Ece, çocukluğuna geri döndün. Evet, tekrar yapasım geldi. Ya diyordum, insanlar neler yapıyor diye yaptırıyorsun vallahi. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 390 TL. Tamam, ucu ucuna. Ece, torbaları sen taşırsın artık. Evet, teşekkür ediyorum Ececiğim, çok sağ ol. Ne demek canım, her zaman. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Zuhal Hanım, size hediyelerim var. Bak bu kardeşim yaptı. Kızınızı çeyizi için. Süheyla. Süheyla Hanım Süheyla çok teşekkür ederim. Ne güzel bir şey bu böyle. Tesbih, evet. Çok teşekkür ederim Süheyla Hanım. Elinize emeğinize sağlık. Çok ciciş. Bu ne? O da onun hani... Kesesi. Kesesi evet. Kese koyu yaptı. Kadife'den mi kesesi? Tesbih koyun istersen. İsterseniz çiçekleri kalsın ya da öyle koyabilirsiniz. Vallahi tabii. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Bunlar ne? Erişte bunlar, Tarhana. Bunları ben yaptım. Ben evet. Her şeyi kendim Tarhana yapıyorum. Tarhana mı? Tarhana. Ay çok. Her şeyi çok kendim yapıyorum. Elinize sağlık. Bunlardan birer tane var değil mi? Evet. Başka kimseye yok. Evet, bu kadar getirebilirim. Bu kadar getirebilirim. Az kaldı zaten. Senin yok, bir yok, tamam. Bana yeter de başkası tabii. Da teşne olmasın diye. Benim bütün derdim birisiyle. O birisi. O zaman iyi hatırlattınız. Mikser görmeden ben size başka hediyem var. Hemen sürpriz. Hemen getiriyorum. Mikser görmeden dediniz ya, ona mutlu oldum. Yaşasın. Oh çok teşekkür ederim. İşte yine miksere karşı elime birkaç tane koz geçti. Evet, sezon kapanıyor. Az kaldı Zuhal Topal'la sofrada sezon arası verecek. Sezon finalinden evvel tekrar hatırlatmalarımı yapayım. Sizler yaz boyunca bize başvuruda bulunabilirsiniz derken iki tane halım gidi. Hanımefendi buyurun, kime bakmıştınız? Yarışmaya geldik Zuhal Hanım. Bu yanlış yan villada. Zuhal Hanım merhaba. İnanmıyorum, bu hediye bana mı? Yakalandık. Ver anneciğim, ver. Zuhal Hanım bir saniye. Hanımefendi niye geç kaldınız? Biliyorum, bana getirdiniz, benim bu. Zuhal Hanım bırakın lütfen. Çok merak ediyorum, şu anda neyi tutuyoruz? Bak neler var neler. Şu açınca bak. Uzaktan bak. Bak uzaktan bak. Bir açalım. Bütün hallere bak. Aşk olsun anneciğim. Bir saniye, bu kız heyecana gelemez. Hamile yapmayın böyle şey. Sen gidip seni başını değiş, o da seyrediyor. Bak, git üzerin tabii. Nerede göreceksin bir daha Zuhal Topal'ı böyle? İçinde ne var acaba? Bak. Ballar mı? Bak iki tane balımız var. Süzme, çam. Yok iki tane, ikisi bal. Şu bahçemin çileklerinden çilek reçeli. Gerçekten mi? Çok güzel. Bahçemin üzümlerinden
Üzüm pekmezi. Al canım. Alıyorum. Bağlar. Sizin arıların bağları. Bizim arıların bağları tabii ki. Ay ne kadar güzel. Aslında şey. Polenle propolisle getirecektim size. Propolisi unuttum. Olsun olsun. Polende yaş polen bozulur diye şey yapalım. Elinize kolunuza emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya ben çok merak ediyorum bu işi ama arıdan nasıl korkuyorum biliyor musun? Arı... Gördüm 3 metre zıplıyorum. Ben de korkuyorum. Aa nasıl oluyor? Vallahi korka korka yapıyoruz. Siz yani. Siz böyle o kıyafetleri giyip. Evet ama bir yerden girebiliyor mesela. Sokuyor değil mi bir yerden? Altı açık mikser kaldı. Bir yerden giriyor ve sokuyor yani. Zuhal Hanım torbaları unuttuk. Siz bir zahmet gelinizin şeylerini çıkartın. Tabii tabii gel tamam. Aşk olsun anneciğim. Hani bana da bal getirecektin? Sana başka zaman. Sana bir daha üzüm pekmezi verdim oğlum. Aa vallahi kıyamam al. Aa inanmıyorum. Helal edin Zehra Hanım. Elinize kolunuzu sağlık. Tabii siz bilirsiniz. Afiyet olsun. Şunları. Tarhana da vereyim mi? İçer misin? Anne tarhanası mı? Evet ne diyordun? Başvurularınızı yapmaya devam edin lütfen. Bütün yaz boyu başvuru almaya devam edeceğiz. Nerelerden? 0543 ile başlayan telefon numaramızdan. Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabımızdan ve de tabii ki Fox.com.tr üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Pek yakında sezon finali yapacağız ve inşallah kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Ve yarın da büyük final 15.000 TL gidecek. Kime gidecek acaba? Nuray'ın menüsü ezogelin çorbası, Kayseri yağlaması, fırında kaşarlı mantar, tahinli patlıcan salatası, bacar kebabı, kuru domates, sarma şehriye, pilavı, çoban salata, krem şantili, haşhaşlı revani. Ne diyorsun menüye mikser? Zuhal Hanım, menü fena değil ama yine de basit diyecekler. Bence de derler. Siz ne dersiniz onlar öyle derlerse? Kaşarlı mantarla tahinli patlıcan salatası ne kadar zor olabilir ki? Zaten Macar kebabı da çok sık yapılıyor. Ne diyorsunuz Zehra Hanım? Siz menüyü biliyor muydunuz? Menüyü biliyorum. Evet. Dünkü kayınvalidemiz bilmiyordu çünkü hiçbir şey. Siz biliyor muydunuz menüyü? Ya ben de çok ilgilenmedim. Bugün öğrendim. Ha, siz de bugün öğrendiniz. Ya çok ilgilenmedim. Zaten burada gelip koşturmaktan falan. Peki size nasıl geliyor menü? Beğendiniz menü mi? Şöyle yani zaten çok da basit değil yani. Ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası çok zor. Kaşarlı mantar belki basit gibi görünebilir ama bunu işte patlıcan közleyeceksin, İnşallah yapacaksın. İnşallah büyük mantar buldunuz. Bakayım mantarlara. Aa, mantardan pek çok olmasın da... mantarlar. Ya, çok... Göster. Evet. Tamam güzel güzel. Fena değil. Fena değil. Evet, i̇yi. Daha yani. Küçükleri de oluyor. Allah'tan evet. Ondan almamış. Evet. Çünkü onlar çok çabuk kararıyor ve mantar kaşar bile evet. Girmiyor işleri. Şu kadarcık şu kadarcık. Çekiyor mantar biliyorsunuz. Peki evet. Dün neler? Ay ben... Çok şaşkınım, çok yani üzgünüm. Evet ya akşam çok biraz kötüydü. Yani kayınvalidenin hiç gelini savunmaması çok yanlış geldi bana. Hayır, ki bir daha Ayşe Hanım çok konuşan biri yani. Hadi benim gibi susup otursa diyeceksin evet, de hadi konuşmadı. Ama dün hiç. Yani evet. Neyini gelin savunayım de, ki dedi. Gelin de kırıldı savunacak zaten. Savunacak bir şey yok dedi. Gelin de kırıldı sanki. Hani belki araları çok mu bozuk? Belki de bilmiyorum. Yani biraz bir şey kırgınlıklar yani bir de, var. Olur her ailede olur. İnşallah tabii, da tatlıya bağlanır da. Savunacak gerçekten bir tarafı yoktu. O yemeklerin ben hiçbirini gelinimin evinde yemedim. Yine de şimdi ben ama şeyi sevdim. Ben hep gelinimin arkasındayım dedi de Necmi Hanım'a ne oluyor ya? Ama fiştekle daha. Ben olsam bırakır giderdim. Evet. Haklı kadın. Evet. Zaten olmamış. Zaten adaletli. Sinirlendi Nurşen evet, Hanım'a. Evet. Fırlattı çatalı. Evet, tatlıydı evet. He olmamış evet. Dedi böyle. Bunun neresi sevimli dedi evet. Bu topları. Yani ben ona dün dedim ki hakkımı helal etmiyorum ama gerçekten etmiyorum. Çünkü onun gelinliği hiçbir şey yapmadığı halde ben ona yüksek puan verdim. Ama o kaldırdı benim puanımın altında bana puan verdi. Olmuş masama, olmuş yemeklerime. Onun için hakkımı helal etmiyorum. Bana ne hakkı geçmiş ki benden hakkımı soruyor. Gelinin iki yudum yemeğini yedim, hakkımı helal etmem dedi. Ben de ona gelinimin yemeklerini sundum. Ben ona hakkımı helal ediyorum. Ben onun gibi yapmıyorum. Büyüme saygımdan dolayı. Necmi Hanım dün Nurşen Hanım'a seni birinci yapmamak için yüksek puanlarımı gelinlere vereceğim dedi. Ama o hırsındandı çünkü çok sinirlenmişti Necmi Hanım. Sinirini atamadığı için öyle söyledi. Adaletli davranacağına eminim. Yani gerçekten aslında şimdi diyor ya bir isim koyduysan bir özelliği olmalı. Şimdi onu bir ben de dedim de şakayla kulak mı yapacağım ne yapacağım? Ne bileyim yani madem sevimli yanına bir şey bir şeker bir şey atıyorum yani ne bileyim. Tabii, şey hani daha sevimli normalde de irmik topları öyle oluyor yani. Zaten. Hani nerede kaldı dedi bunun sevimliliği. Bir de minnaklı Nuriş. Huriş Zuhal Hanım. Huriş'in minnaklı ciyaklı nesi vardı? Kuşbaşılı şakşuka vardı. O patates yani belki orantılı koyamadı sürü yetiştirmediği için. Benimki de hep sadece patates vardı. Ne yaşandı ya? Salata da yetişmemişti. Kesin mikser karıştırmıştır ortalığı diye düşünüyorum. Zuhal Hanım inanın benim bir şey yapmama gerek yoktu. Dün mutfakta olanları muhakkak izlemeniz lazım. Anlatılmaz yaşanır diyorsun. Üstelik dün oğlu Hakan da geldi. Gelinimiz kayın.
Hüseyin validesinin yeteri kadar yardım etmediğini söyledi. Zaten mutfak biraz tartışmalı geçti. Dedi ya Ayşe Hanım, ben söyledim beni dinlemiyor dedi. Evet. Öyle yap dedim, böyle biraz dinlemek lazım aslında mutfakta. Eksik yani olmasına rağmen bir iki veren olmadı. Onun emeğine saygıdan yine de herkes 4 puan verdi. Necmiye Hanım senin hatırın için 5 veriyorum dedi. Güzel. Ne diyebilirim? Aa, bir şey geliyor. Evet. Aa, bu ne? Bunu da ben yaptım. Evet. Siz mi yaptınız? Evet. Ay, inanmıyorum Zehra, böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Ben siz? Her şeyi yapıyorum. Vallahi ne yetenekli bu hafta hanımlar. Elinize emeğinize Lina'ya mı? Evet. Lina, bak aslan geldi sana. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Elinize inşallah. Emeğinize sağlık ya. Ece sen de getirdin defter. Çok teşekkür ederim. Tarif ol, lazım olur belki diye. Valla senin notların mı var içinde? Evet evet. Bir bak bakalım arkaya sevgili Nuray. Neler var neler yok, her şey tamamsa süreni başlatacağım çünkü. Oo, hemen mi? Ha, etimi de alayım. Tabii ki alabilirsin. Etini de al, tamam. Süreni başlatacağım. Tamam. Cinsiyeti belli mi? Söylemek istersen tabii. Yok, daha şu an belli değil. Ama bir sonrakinde belli olur diye düşünüyoruz. Kontrol dediniz. Hadi evet, hayırlısı evet. Olsun inşallah. Bana kız istiyoruz dediler. Ya, hayırlısı evet. Hayırlısı, sağlıklı olsun. İçim gönlümüzden kız istiyorsan hayırlısı. Ben de erkek olur da yarın bir gün izlerse üzülür dedim. Olsun, yine de kız istiyoruz dediler. Evet, hazırsan Nuray, süreni başlatıyorum. Kolay gelsin, 2,5 saatim başladı. Teşekkürler, çok İnşallah Beriş'inin şansına. Ay, telefonumuzu, saatimizi, saatini nasıl takip edeceğiz? Ben söylerim anneciğim. Kuleler olur ya, saat kuleleri belki meydanlarda. Belki saatimizi işte sık bakacağım, kaç saat şu an saat? Saat bende, merak etme. Kendimi takip etmem lazım. Evet, işte saat kontrolü. Bravo Zehra Hanım. Halbuki çok güzel saat tutarım. Dur anneciğim, bırak kolumu. Ama anneciğim lütfen. Gerçekten göremedim saate. Başka yerde saat var mı? Sende yok mu? Yok, bizde. Güveniyoruz miksere. Saat 12.35'te başladı. Macar kebabının etlerini marine etmek için zeytinyağı kullanan yarışmacımız, ara yemeği tahinli patlıcan salatası için közlenecek patlıcanlarda delikler açıyor. Ece, senin mutfakla aran nasıl? Yeni evlisin gerçi ama. Yeni evliyim, daha çok... Kariyer yapamadım mutfakta. Ne yaptın? Ne pişirdin şimdiye kadar? Ya da bir şey ya pişirdin. Benim eşim Kilisli. Onların da çok mutfağı fazla ağır. Nasıl güzeldir biliyor musun? Güzel onu? Ya. O yapıyor o yüzden genelde. Şanslısın. Eşin adı ne? Serkan. Serkan, aferin sana. Gördün, damatlar döktürdüler burada. Evet ya, dedim zaten oraya gidelim biz de diye. Süper. Seni de bir dahaki sezon eşin yarışsın, öyle alalım. Ece. Serkan kadınlara kolye yapmaktan yemek yapmaya fırsat bulabiliyor mu? Yok artık. O Serkan'ın işini de mi öğrendin? Kuyumcu Zuhal Hanım beni yanına çağırdı. Ölçüm. Sen niye bu bilgileri verdin Ece? Ne yaptın? Hatta sen kendi kuyumcu... Eyvah! Bak, gitti çocuğun dükkan. Ya sakın yerini falan söyleme dükkanın. Serkan'la tanıştık Zuhal Hanım. Miksercim, ne zaman istersen gel. Hatta evleneceğin kızın küpeleri benden olsun dedi. Neyse. Öyle de bonkör gönüllük hocam. Öyle şey taşlar var ya, leften püften, 15 lira. Öyle incik boncuk bir şey ver de geçiştir. İlini kemini kurutur. Vallahi senden korkulur ya. Her yere yetişiyor, böyle bir şey olamaz yani. Bilmediği şey ama yok. Ama sen tam 5 yıl. Seni kısarsan olur. Evet, ne açtın, ne yapıyorsun sen şimdi Nuray? Şimdi patlıcanlarımı közlüyorum. Hadi közle salatam bakalım. İçin. Sen tam 5 yıl kuyumcuda da çalışmıştın değil mi? Çalıştım Zuhal Hanım. Yalnız Ece Serkan'ın kuyumcu olmasından rahatsız. Niye? Çünkü kızımız çok kıskanç. Evet, bayanlar, hep bayanlar, hep bayanlar yani. Değil mi? Şu kolyeyi takar mısın? Yani uzun kolyeler var, şimdi çoklu kolyeler var, çakırlar falan var. Evet. Şey mi, değerli taşlardan mı? Değerli taşlar, altın, ne istersen. Altın pırlantası. Kız bana adresinizi ver. Tabii hemen. Seni kocandan yapalım bundan sonra, yiyeceği yer. Bekleyin sen alışverişini. Tabii canım, Serkan da kazansın. Bu nasıl? Sana böyle yabancıya gitmesin. Tabii, sana böyle evlilik teklifinde tohut kadar taş mı geldi? Vallahi öyle geldi. Yani. Bunun nasıl çıktığını biliyorsun. Nuray, hayırdır, ne oldu? Yiğit nasıl bir taş aldı? Yiğit nasıl bir taşla evlilik teklif etti Nuray? Anne, bunun nasıl çıktığını biliyor musun? Ben taş sorarım, o robot bu nasıl çıkar diyor. Doğru, şimdi kızın derdi o. Kendimin değil, annemin o. Evet, tam taş. Annenin robotu mu? Evet, evet. Sen tam 5 yılda robotlarla çalıştın. Evet Zuhal Hanım. Bu arada kızımız kendi robotunu bize gösterip bu nasıl açılır diye soruyor. Herhalde 5 yıl robotlarla çalıştığımı anladı. Değil mi? Sen robotlarla tam olarak ne yapıyordun? Evi süpüren robotları biliyorsunuz. Evet, evet, evet. İşte onlar benim icadım. Artık her evde var. Sen madem oralarda çalıştın, vardır arkadaşlar eş dost. İndirim yapsınlar, Zehra'm istiyormuş. Her yerde arkadaşım var Zuhal Hanım. Çevresi çok geniştir.
Midesi de çok geniştir ablası. fakat yalnız tabii en büyük derdimiz o mikserle ilgili. İnşallah beni evlendirecekler. Ece'nin benim gibi uzun arkadaşları da varmış. Ha, evet Selvi, Selvi oğlum. Senin boyun kaç ya? Boyum 1.80. 1.80? Evet. Basketbol falan oynadın mı? Genetik Zuhal Hanım. Herkes annemler uzun bizde. Evet. Ay ne güzel, ne şanslısın. Serkan uzun mu? O da uzun. O iyisin. Çocuklar da inşallah. Düşünüyor musunuz çocuk? Daha yeniyiz bakalım. Daha yeni, dur dur bekle. Nuray bir doğum yapsın inşallah. Ha, inşallah. Hadi bakalım. Ne zamana denk gelecek inşallah doğum Nuray? 15-16 Kasım gibi. Aa, Kasım. Akrep. Evet, evet, ben de akrebim. Sen de mi? Benim kızım da akrep, 1 Kasım. Ah evet. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ımız aldı. Bir kez daha tebrikler Beşiktaş'a. Bu sene ikiledik kupaları. İnşallah bir dahaki sezonda da şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah bir dahaki sezon seyircili, şöyle pandemiden kurtulmuş, rahat, eski zamanlar gibi. Evet. Benim kızım da giderdi babasıyla maçlara. Onlar Fenerbahçeliler, kardeş takım. Ben Beşiktaşlıyım ama hakikaten de özlediler değil mi? Hem futbolcular için hem herkes için çok zordu. Hepimiz onlar özledik için de normal hayatı. Ya evet evet, hepimiz özledik vallahi billahi. Evet, şimdiye kadar ne yaptın Nuray? Özet şu geç bana. Şu anda patlıcanlarımı közlemeye görüyorum, koydum. Görüyorum, patlıcanlar orada, evet, közleniyorlar. Yumurtalarımı kırıyorum, revanimin kekini yapacağım. Tamam. Daha sonra etimi marine etmek için yağladım. Macar kebabı evet, için. Evet evet, macar kebabı için. Aman dikkat et şu etlerin pişimine. Yağlamanın kıyması sosu bol olsun. Evet yağ evet olsun. Evet. Yağ olsun. Çünkü maalesef yağlamalarda sıkıntılar oldu. Daha vallahi bir tane yedik yağlama sanki, değil mi? Zuhal Hanım, dünkü yağlamada neler oldu neler. Servisler de çok gecikti. Hiç istediği gibi olmadı. Zaten yağlamayı da son anda yetiştirdi. 4-5 tane yapabildi, onların da şekilleri olmadı. Hay Allah. Şu anda kızımız yanlış bir şey yapıyor. Eyvah. Tuz ya da şey atmayın. İyice karıştırdılar Zuhal Hanım. Heyecandan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aman üzme kızımızı, hamile o. Yani bugün evet, Nuray'dan yersiniz yağlamayı inşallah lezzetli. Güzel yaptı diyor. Çok güzel. Yani denedin daha önce. İyi hadi bakalım. Eyvah! Yıktı mutfağı. Şu an endişeliyim biraz ben. Düdüklünün kapağını kırdı Zuhal Hanım. Ne? Bizimki miydi? Gitti düdüklü, gitti. Zehra Hanım sakin durması, konuşmaması şimdi belli oldu menüye göre. Gelinin menüsünü kendi de beğenmedi galiba de. Galiba. Bence bu menüyle bir yere gideceğini zannetmiyorum. Ne yapacaksın kazanırsan 15.000 TL'yle? Çok şey yapabiliriz. Değil mi? İhtiyaç çok. Aynen, ihtiyaçlar çok fazla. Yeni doğum olacak, kredimiz evet, dikkat var. Dikkat et kendine. Kendini kötü hissedersen lütfen, arkadaşlarım vekilimdir. Sana yardımcı olurlar. Dinlenmek istersin, başın döner, bir şey olur. Sana bol şans diliyorum. İnşallah nasıl gibi aksın geçsin. İnşallah. Ececiğim iyi ki geldin. Çok teşekkür memnun oldum. Ederim. Sana da mutluluklar dilerim. Hediyeler için teşekkür ederim. 15.000 TL için Nuray yarışıyor. Hadi bakalım, üzme kızımızı, yorma kızımızı. Aşk olsun Zuhal Hanım. Hoşçakalın. Eyvah, patlıcanlar yanıyor. Yanıyor vallahi patlıcanlarım. Evet, sen takıver anne. Anneciğim, gelin çok panik. Neler oluyor Ece? Mutfak karıştı. Neden karıştı? Aynen. Yeni başladık aslında, yani çok da karışmadı. Nuray, o tencerede ne var? Şimdi ben onunla revanin hamurunu yapacağım. Boş geçmesin diye. İçine neler kattın? Aşk kattım, sevgi kattım. Birazdan da yağla süt katacağım. Başka neler kattın? Şu anda 3 tane yumurtayla şeker var sadece. Şimdi sütünü ve yağını katacağım. Sütü aldın mı? Aslında aldım. Haşhaşlı revaninin hamuru için çırpılan yumurta ve şekere süt ve ayçiçek yağından sonra un ekleniyor. Gelin Hanım, evde yemek yapıyor musun yoksa dışarıdan mı söylüyorsun? Eşimle birlikte. Selin boğulmuş gibi sanki. Zaten eşin de hiçbir şey yemiyormuş. Aynen, eşim hiçbir şey yemiyor ama... Ben oğluma büyük oğluma hiçbir şey yediremedim. Küçük oğlumdan hiçbir şey elinden alamadım. Neler yemiyor anneciğim? Et yemez. Başka? Ondan sonra yani et olarak... kebapları yer, köfte yer ama et ne balık ne tavuk ne dana hiçbir şekilde et olarak yemez yani. Gerçekten yemiyor mu? Hiç yemiyor. Peki yemek yaparken zorlanmıyor musunuz?
Salata da yemez. Mesela maydanoz. Aslında bazı yerleri kolay oluyor, bazı yerleri zor oluyor. Ece, Serkan yemek seçiyor mu? Ne yapsam yer? Bir şey yapmıyorsun ki zaten. Ne yapsa yer? En iyi yaptığın yemek hangisi? Şehriye çorbası. Nuray, revaninin hamuruna irmik mi kattın? Aynen. Revaninin hamuruna haşhaş da ekleyen yarışmacımız ara yemek için közlenen patlıcanları kontrol ediyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şimdi ben kekim çok güzel çıksın diye bol bol yağlıyorum. Nasıl olsa bedava. Evden mi getirdin? Yok, evden getirmedim. Tereyağını nereden getirdin? Tereyağını getirmedim. Zeytinyağı getirdim ben sadece. Aslen nerelisin? Erdek Çakıl köyünden. Babam da Bandırma Dütlüman köyünden. Ama göçmeniz tabii ki. Eşinin işinden dolayı Diyarbakır'dasınız. Çok güzel hem de. Diyarbakır'da yaşıyoruz. Çok da senin seviyoruz, kızım, beğeniyoruz da. Kaç yıldır Diyarbakır'dasınız? 4 yıldır bu Diyarbakır'dayız. Bu yıl da tayinciyiz. Bu yıl tayininiz mi çıkıyor? Aynen öyle. Tayini nereye istiyorsunuz? Vallahi evime, memleketime yakın bir yeri istiyorum. Bandırmaya mı? Tabii tabii. Haşhaşlı revaninin kek hamuru yağlı tepsiye alındıktan sonra fırına veriliyor. 3 tane evli, 3 tane mutfak sahibi hanım fırını çalıştırabildi mi? Çalıştırdık. Çalıştırdık da sen tereddüt ettiriyorsun insanı kendinden yani. Anne, bana bir tane daha kap, derin kap. Ne efendim? Derin kap, derin kap. Derin kap. Evet evet, şeyleri, patlıcanları bastıracağım. Bunun gibi bir şey mi istiyorsun? Aynen aynen. Ondan daha küçük de olabilir. Hiç önemli değil. Ece, kocan Serkan romantik mi? Çok romantik. Sana nasıl evlenme teklif etti? Bana Roma'da aşk çeşmesinin önünde yaptı. Roma'da mı? Evet. Aşağısına evet demem dedim. Nuray, Yiğit romantik biri mi? Yiğit çok romantiktir. Yani hiçbir şeyi atlamaz. Macar kebabına devam eden yarışmacımız alacalı soyduğu patlıcanları doğruyor. Macar kebabının etine su mu ekliyorsun? Evet. Dana eti mi aldın? Evet evet, danaydım. Kuşbaşından biraz küçük doğrattın herhalde. Evet evet, daha küçük doğrattırdım çünkü et zaten şişiyor. Senin kapat onu abi. Düdüklüyü kapatacak mısın? Artık kapatacak. Anneciğim, sence kapatabilir mi? Kapatır. Kapatamam ya. Bakalım kapatabilecek mi? Tamam kızım. De gördüğünüz gibi kapatamadı. Peki ben kapatabilsem olmuyor mu? Ben de denerim yani. Siz bana bal getirmediniz değil mi? Anne yapamadıysa ben nasıl yapacağım? Bir deneyeyim mi? Benim şeyimden bu düdüklü çok farklı yani, biz bilemedik. Düdüklü ne kadar farklı olabilir anneciğim? Yardımcı olmamı ister misiniz? Evet evet, lütfen ya, çok ihtiyacımız var şu anda. İsterseniz Gülşah size öğretsin. Gülşen evet ya. Ben... 1 yıllık, 3 yıllık ve 35 yıllık evli hanımlara bekar kızımız öğretsin. Ya ben denemedim, bir dakika, iddia büyüdü. Hayır, kapanmadı. Ya bu, zaten bu kapanmış zaten. Kapanmış ki zaten. Bakın müzmin bekar kızımız Gülşah nasıl kapatıyor. Bravo Gülşah. Anne, kızartma tenceresini nereye koyayım? Gülşah, çok teşekkür ederim. Macar kebabına devam eden yarışmacımız patlıcanlardan sonra patatesleri doğruyor. Ardından fırında pişen revaninin kekini kontrol ediyor. Pişmiş pişmiş, gayet güzel pişmiş. Keşke bir tane daha kabartma tozu koysaydın. Olsun, gayet güzel o. Bakın yarısı kabarmış, yarısı kabarmamış. Her yerde eşit olarak dağılıyor. Seni sen bunun şerbetini hazırla kızım. Sen şu şeyleri, kızartmalıkları at içine, ben onlara bakabiliyorum herhalde nasıl. Ana yemek Macar kebabı için doğranan patatesler kızgın yağa bırakılıyor. Anneciğim, hangi kayınvalideden çekiniyorsun? Hiç kimseden korkmuyorum. Filozoftan. Filozof filozofluğunu yeteri kadar yaptı. Bundan sonraki filozof ben olayım. Ama dün gelinine hiç sahip çıkmadı. Evet yani, o geline sahip çıkmadığına göre artık filozofluğu bitti onun. Niye çıkmadı? Yani çıkması gerekirdi aynen aslında. Aynen, patatesleri karıştırıyorsun değil mi? Patatesleri mi? Aha. Onlar şey zaten, bol tam yağdı. Kötü onlar de olsa hepsi aynı anda pişer onun. Yani. Benim kaynanam kötü de olsa savunur. Hatta yani çok lezzetliymiş gibi savunur. Tabii ki. Evet tabii canım, orada rezil etmektense. Revani'nin şerbetinden sonra krem şantisi hazırlanıyor. Bir ara verebilir miyiz çok kısa ya? Ne oldu gelin hanım? Çok güzel, çok kısaydı, birazcık sancı girdi. Tabii ki gelin hanım. Hadi hemen ara verelim. Su içebilir miyim? Süreni durduruyoruz. Hadi gel otur istersen. Tam ölen bir şey yok, bir şey yok. Sadece normal sancı. İyi misin? İyiyim iyiyim, normal sancı. Bu çok yürüyünce, hareket edince oluyor yani. Senin için ne yapabiliriz? Yok, çok teşekkür ederim. Şu anda yok. Kızımız ne de olsa 3,5 aylık hamile. Onun şansına da inşallah birinci olup çıkar. İnşallah sağlıklı bir bebek dünyaya getirecek. Kayseri yağlamasının hamuru için yoğurma kabına süt ve ayçiçek yağı döken yarışmacımız Macar kebabının kızaran patateslerini çıkarıp yerine patlıcanları koyuyor.
Kayseri yağlamasına yaş maya girmez mi? Vallahi ben böyle yaptım, çok da güzel oldu. Yaş mayayla bir farkı yok ki bunun. Kayseri yağlamasının çamuruna kuru mayadan sonra un ekleyen yarışmacımız hemen yoğurmaya başlıyor. Anneciğim, sen eşinle nasıl tanıştın? Eşimle biz görücü usulü tanıştık. Daha sonra işte... Ece bana evlendim. Elime yağ döker misin çok az? Hiç zeytinyağı da olur, hiç fark etmez. Görücü usulü tanıştık. Şurada. Ne koydunuz hanımlar? Zeytinyağı. Oo, şimdi elimle bunu birazcık daha güzel yoğurayım diye. Yağ da ellerime yapışmasın diye yağı en son attım ben. İncelikler bunlar. Zeytinyağını bandırmadan mı getirdin? Evet evet, bizim kendi zeytinlerimizin yağları. Kayseri yağlamasının hamuru dinlendirilirken Macar kebabı için kızaran patlıcanlar alınıyor. Tamam, seni açtım kızın altına. Komik bir anımı anlatacağım. Hadi anlat bakalım. Anlatacağım. Artı 5 dakika verirseniz. Çünkü çok komik. Başlamadan önce ne yaptığını söyler misin? Şimdi ben şu yağlama için soğanımı soyacağım önce. Ay, blender getirir misin? Blender. Evet. Oraya mı getireyim? Hadi anlat bakalım Gelin Hanım. Şimdi hikaye biz... boyunca geçmesin. Tekirdağ'dayız. Soğan Tekirdağ'da eşim senin. Görev yaparken işte abim falan hepsi birlikte görev yapıyorlar. Zaten orada tanışmıştık. Dedim bir kısır yapayım dedim yani. İçimden geldi. İlk defa da bir kısır yapacağım. Dur ben bununla karıştırayım. Onunla mı? Onu ver bu daha iyi. Ondan sonra ben yaptım her şeyi. Kısır yaptım. Tabii eşim kısırda da soğanı yemiyor. İşte maydanozu yemiyor. Bilmem neyi yemiyor. Olsun, ona özel yaptım. Sonra ben bunu komşulara dağıttım. Komşular da yemişler. Sonra akşam abim geldi. Dedi ki, kızım dedi, sen dedi bu bulguru dedi pilavlık bulgur mu kullandın dedi. Evet dedim, başka bulgur mu var dedim. Saf dedi, kısırlık bulgur kullanacaktın dedi. Ama dedi tebrik ederim dedi, çok iyi içini çektirmişsin dedi. Sonra komşulardan ben böyle işte hani dedim böyle yanlış oldu falan pişman gülenen. Ya dediler, evet dediler, biz de sizin yöreye ait sandık onu dediler. Bandırma, tekrar özür dilerim. Nuraydın, Ekşim, sana artık başarılar diliyorum ben. Ece, gidiyor musun? Yeter artık, biraz mutfakta rahat çalışsın. Bizi bırakıyorsun yani. Ya mikserciğim, görüşürüz bir ara belki tekrar. Meydanı mikseri bırakıyorsun Ece? Bırakma meydanı miksere. O zaman görüşmek üzere. Birinci Nuray olacak. Sondan birinci. Ona güveniyorum. Sana çok teşekkür ediyoruz Ece. Kayseri yağlamasının kavrulan kıymasına rondodan geçen soğan, yeşil biber ve kapya biber ekleniyor. Yağlamanın iç harcına neler giriyor? Şu anda soğan kıyma var zaten. Soğan var, yeşil biber var, kırmızı biber var. Daha sonra domates ve salça ekleyeceğim. Bu şekilde pişmesi için bekliyorum. Selin, biraz da yağ ekle kızım buna be. Vallahi efendim. Anneciğim, Necmiye Hanım'ın dün 5 puan vermesine şaşırdın mı? Necmiye Hanım, ben de şaşırdım. Geline, yani onun gelini yüksek puan aldı. Şu ana kadar en yüksek puan onun. Yani 8-9-10 verirse kendi gelini de yakar. İnşallah yakar. İnşallah bize verir 9-10'a. Bekliyorum. Biz de güzel yapacağız. Gelinim güzel yapacak yani. Ben de böyle karıştırıcıkla yapacağım. Güzel olacak inşallah. 9-10'u biz alacağız diye umuyorum. İnşallah. Kayseri yağlamasına salça ve rondodan geçen domatesleri ekleyen yarışmacımız haşhaşlı revaninin şerbetini döküyor. Bence bu oldu, kapatıyorum. Hani onu kapat. Tuzunu atmadım. Dur tuz atayım. Tamam. Tuz atsan ona ama az at. Baharatlarını atayım. Şunu azat, çırp. Bunu annem çırpabilir mi? Haşhaşlı revani için çırpılan krem şanti istenen kıvama gelince buzdolabına alınıyor. Haşhaşlı revani güzel olur. Eğer güzel kabarırsa, şurubunu da güzel yaparsa çok güzel olur. Sürenin yarısı bitti. Ortada ne var? Ortada şu anda hepsi birden çıkacak. O yüzden... Eyvah! Dünkü gelinimiz de öyle diyordu. Dünkü mi? Ya lütfen öyle demeyin. Ay valla. Dünkü şeyi hatırlatıp beni üzmeyin. Ezogelin çorbasına başlayan yarışmacımız önce yıkadığı kırmızı mercimekleri süzüyor. Şimdi ne yapıyorsun Gelin Hanım? Pirinç ve bulgurumu yıkamak için küçük bir kap arıyorum. Salçayı ilave edebilirsin, ben sana bulayım. Ay, salçayı ayrı yapıyor benim tarif ama. Heh, tamam, sen bilirsin. Bu bulgur mu? Bunları kapat, şurayı toparlayalım. Tamam hemen. Ezogelin çorbası için kavrulan soğanlara kırmızı mercimeklerden sonra bulgur ve pirinçler ekleniyor. Bir tencere şunu alayım beşamel sos için. Ya da bunu yıkayayım. Ben hemen yıkayayım. Beşamel sosum, kuru domateslerim. Kuru domateslerimi keseyim. Bir saniye müsaade edersen. Tamam. Beşamel sos için bu Selin, bu küçük olur mu acaba? Küçük olanı yıkasam ben domatesleri kesene kadar. Sıcak, çok sıcak. Küçük olur mu acaba?
Bunu yap istersen. O şey küçük olur. Şöyle küçük olmasına küçük olmaz da. Yanıyor kenarları hani şey şunları ocak da atayım. Tamam. Blender nerede? Blender ben sana hazırladım az önce burada. Yarışmacımız arpa şehriye pilavında kullanacağı kuru domatesleri rondodan geçirmeye çalışıyor. İstersen koyabilirsin gelin hanım. Anne ben içe şey bir bardak su koyacaktım say. Onu sonradan koyabiliyor muyum? İçe şey kıymalı içe. Kıymalı içe mi? Yok kızım o yeter gibi suyu be. Say su koyun evet su koyun diyor tarifte de. Domateslerin ağa gitti, bağ kaldı. Ezogelin çorbasının suyunu ayarlayan yarışmacımız pilav için doğradığı soğanları kavuruyor. Çorbanın meyanesi için eriyen tereyağına domates ve biber salçası ekleniyor. Ardından pilav için kavrulan soğanlara domates kurusu ve arpa şehriyeler ekleniyor. Senin bunları doğrayacak mıydın? Hayır, bana. Onları çıkart bir yere. Gel tamam. Bu arpa şehriye şeyini çıkartabilirsin. Gelin hanım, 55 dakikam var ve ortada hiçbir şey yok. Çok şey diyebilirim ama şu anda. Menü tahtasında çizilen yemek yok. Rekora gidiyorsun gelin hanım. Vallahi iniyoruz bir yerlere ama. Senin şey, ne istiyorsun kızım? Su ha, şehriyeleri karıştır anne. Sen su kaynatacağım diyordun. Ne su kaynatacağım? Ha bunu. Ezogelin çorbasının meyanesine undan sonra sıcak su ekleyen yarışmacımız konserve bezelyeleri Macar kebabının etlerine ekliyor. Neden yanmıyor onun altı? Sen gel şunu karıştır tam bırak onu. Tamam 3 bardak su hazır mı? Hangisi? Burada. Bu yanıyor mu? Şehriye mi? Selin'cim buna da kızım buna da şey koy. Bu yanacak Selin. Ne koyayım? Tam ona şimdi koy, şey su. Bunu koyacağım. Su koy. Yani onu koy, su koy, ne koyarsan koy yani. O nedir gelin hanım? Bu meyhanesi. Ezogelin'in ona hiç tuz atmadım anne. Katalım kızımla su, çok koyu olacak bu. Tamam bu artık, bunun artık suyu nerede ya? Domates. Bunu kavuracak mısın, kavurmadan mı yapacaksın böyle? Neyi? Yani bu şehriyeye, biraz kavrulacak mı? Şehriye? Evet. Kavruldu o. Kuru domatesli arpa şehriye pilavının suyu ve tuzu ayarlandıktan sonra Macar kebabının haşlanmış etleri ve bezelyeler kızarmış patlıcan ve patateslerle karıştırılıyor. Patlıcanlar istediğin gibi oldu mu? Ya patlıcanlar çok önemli değil zaten şimdi. Ama patlıcanın zamanı değil. Arkadaşlar özellikle elini çeker misiniz? Ya çekmeyin. Senin kızım yeter mi bu? Yeter anne. Kıvam böyle. Beşamel sosun kıvamı kontrol edildikten sonra közlenen patlıcanlar doğranıyor. Tatlı için dolaptan çıkarılan krem şanti ile haşhaşlı revaninin üzeri kapatılıyor. Anne beşamel sosum da oldu. Orada şey vardı düzleştirmeye en altta onu versene. Bakayım bakalım. Gelin hanım başarabilecek misin? Daha masan var. Ya masayı kurarız da. Önemli olan vaktinde kurmak. Krem şantiyi haşhaşlı revaninin üzerine yayan yarışmacımız tahin karıştırdığı közlenmiş patlıcanlara limon sıkıyor. Anne şu tezgahı topla da hemen hamuru açayım. Mantarları hazırlayıp tamam. Hamuru açayım. Tamam şunu. Tahinli közlenmiş patlıcanlar limon suyu ve süzme yoğurtla karıştırıldıktan sonra ezogelin çorbasına sıcak su ekleniyor. Birileri çorbama iki kişilik demişti arkadaşlar. Selin buna koyacak mısın başka kızım? Yoğurt bir de normal yoğurt koyayım. Koyacak mısın ha? Başka koyacak mısın? Sarımsak. Sarımsak ben sana verirdim orada. Sarımsak çıkarsana sen bundan. Ben beşamel sosu dökeyim. Fırın tepsisindeki Macar kebabına beşamel sos dökülüyor. Macar kebabı istediğin gibi oldu mu? Vallahi etler olsaydı şu anda bu mükemmeldi yani. Beşamel sosla karıştırılan Macar kebabı özel sunum kaplarına alınıyor. Bu bitti mi? İki tane daha olması lazım. Şurada. Bir tane. Önemli. Eyvah! Önemli değil. Hadi çekin arkadaşlar. Magazinciler. Bir tane daha olması lazım anne. Bırak onu. Bir tane kapak kırıldı. Önemli değil. Olur anneme veririm kapaksız olanı. Ana yemeği tamamlayan yarışmacımız Macar kebabını fırına veriyor. Şimdi Macar kebabı. Kebap olarak çok yedim. Ama isim olarak bilmiyorum. Belki yediğim bir şeydir. Hani ismi farklıdır. Onu bilemeyeceğim yani. Kolay yani. Macar kebabı, acaba Macar kebabı ismi mi değişik? Bildiğim yemeklerden herhalde ismi değişiktir. Şimdi fazla yorum yapamayacağım onun için. Mutlaka ismini değiştirmişlerdir. Yani yabancı bir yemek de olabilir. Ya da bildiğimiz bir şeydir, ismini değiştirdi. Pek emin değilim. Son ara yemeğine geçen yarışmacımız fırın tepsisine aldığı mantarların üzerine tereyağı ve kaşar peyniri koyuyor. Bunu kaldırıyorum. Mantarlara tereyağı ve kaşar mı koydun? Ya aslında bu kadar değildi. Ben bunların saplarına hayalim şeydi. Doğru, soteleyip
İçine koyma. Tam içine koymakta. Yani bu değildi. Hani şurayı hemen siliyoruz, şurayı tamam, topluyoruz. Tamam. Ben şu malzememi açıyorum. Ha, tamam, sen başla. Şimdi neye başladık gelin hanım? Şu anda çoban salatamı yapacağım. Şunu da çekeyim hatta, ben orada şey yapacak senin şimdi. Hamur açacak. İnşallah kimse mutfağa girmez. Girsinler, girsinler, bir şey yok. Çoban salata için domateslerden sonra salatalık ve yeşil biber doğrayan gelinimiz sosu için limon sıkıyor. Dur neyse, yağını da şimdi koyayım o zaman. Arkadaşlar, çaresizlik insan her şeyi yaptırır. Yani her gün yaptığımız salata, 2 dakikada yapabileceğimiz bir şey. Yani normal bir salata, günlük salata. Anne gel. Hemen çiziyorum. Hemen sen tavanın başına geç. Hemen tavanın başına şöyle geç. Şöyle kızım. Merdane ver, un ver. Merdane ver, merdane. Şu unu uzatır mısın? Kayseri yağlamasını tamamlamaya çalışan gelinimiz hamur açmaya başlıyor. Gelin hanım, galiba başaracaksın. Her şeye benzedim. Anne bir tane tıbanı bir şey ver de, tabak ver bir şey ver. Son lavaşını da açan yarışmacımız pişirmek için hemen tavaya alıyor. Anne unu döker misin? Senin, zaten şunu açıyorum. Şunu da al kızım. Unu döker misin? Neyi lütfen? Dökeyim, un mu? Tencere, tamam, hemen bunları döküyorum. Olmuş değil mi? Olmuş, olmuş. Anne bunları annem çevirebilir mi? Ben masayı kurmaya gitsem hemen. Çağır beni, hemen çağır beni, hemen çağır. Tamam. Koş gelin hanım, koş. Salona koşan gelinimiz sofrasını kurmaya runner sererek başlıyor. Evet. Vallahi bak, bu hafta hiç şey yok. Biz bari yapalım, yok çizim. Son 4 dakika. Anne şunları it. Bunu ittirebilirim herhalde. İttir. Sorana kadar alırdım zaten. Bunları özel mi yaptırdın? Hayır, özel yaptırmadım bunu. Tahtakale'de bir yerden satın aldım. Ne kadar aldın? Fiyatı mı? Evet. 200 liraya aldım. Servisleri açan yarışmacımız sofrası için özel aksesuarlar kullanıyor. Bunları da mı Tahtakale'den aldın? Yok, süslerimi oradan almadım. Süslerimi de Tahtakale'den aldım ama. Sofrasını tamamlamaya çalışan gelinimiz özel seçtiği aksesuarları yerleştirmeye devam ediyor. Anne sen şeyleri açık bıraktık, onlara ne? Bak yufkalara, yufkalara. Onlar altı kapalı, bitti onlar senin. Bitti mi? Yemek takımlarıyla birlikte çatal, bıçak ve kaşıklar yerleştiriliyor. Kaşıkta leke var. Bir kaşık versen bana başka. Kızım sen bu lekeyi boş ver. Sen bana koy. Benim önüme koy onu. Koy benim önüme. Son 40 saniye gelin hanım, çabuk. Deme öyle. Üzgünüm ama kayınvalideler gelmek üzere. Ya lütfen birazcık daha. Bebişin hatırına. Çocuğumun adını mikser koyarım. İlahi gelin hanım. Son 5 saniye. Koy buraya. Hayır dur dur. Dur. 3, 2, 1. Ne kaldı? Eyvah, kayınvalideler geldi. Hadi kapıyı açalım. Ya Selin'cim ya. Heh. Ne oldu, yetişmedi şimdi. Çıkmasa. Ne vardı ki şık olsun? Hijyen açısından üst üste koydun. Nedense buraya gelen bütün kayınvalideler birden saraydan çıkma oluyor. İstediğim saatte ağlamak, istediğim saatte gülmek istiyorum. İstediğimiz saatte de gelmiyor yemeklerimiz. Selin koş kızım, koş. Allah, bu ne acele. Epey bir kabuk var içinde. Yani bakıyorum, yok yani kabuk. Ben bu programın birincisiyim, benim güzelimle birlikte. Yani gerçekten eksik menüyle birinci olduğunu düşünüyorsa ben burada boşuna duruyorum. Güzelim, bugün gelinini savunmuyorsun, benim gibi suskun kalıyorsun. Ya konuşuyorum ben ya gerektiğinde ama sıra gelmiyor sizden Ayşe Hanımcığım, ne yapayım yani? Siz de hiç savunmadınız ama gelininizi. Benim konuşmamı dinlemiyorsun gibi geliyor bana Elife Hanım. İçeride aslında çok merak ediyorum ne olduğunu. Gelinle kırıldığın için herhalde, o yüzden mi savunmadın? 3 günden beri burada kendimi anlatıyorum. 3 gün. Sen onun karşısında benim ezilmemi istiyorsun. Of, çok büyük kavga var içeride. Gerçekten çok fazla. 4 günden beri 2 kelime konuşamadın, benim gelinime takıldın. 4 günden beri neredesin? Kıymadem hiç böyle ortamlara gelemez. Baş ağrısı ilacı içebilir miyim? Ama karnın aç, bir şeyler ye sonra. Elif Hanım'dan doymuşam ben. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Necmiye. Ben de Nuray. Hoş geldiniz. Merhaba, memnun oldum. Çantanızı alabilirim isterseniz. Aa, pardon. Tamam, elimde dursun. Koşun, Selcan. Tamam, sonra koyarım. Tamam.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Nurşen. Ben de Nuray, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tamam, çantamı çanta vereyim. Için. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Yetiştirebildiniz. Yetiştirdik. Yoruldunuz. Evet. Yetiştirdik, evet. Çantanızı yorulduk. Alabilirim kolay isterseniz. Gelsin. Tabii ki. Merhaba güzellikler, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Siz merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Nasılsınız? Sağ ol, biz de iyiyiz. Yoruldunuz, yetiştirdiniz mi? Yorulduk, yetiştirdik. Güzel. Merhabalar hanımlar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hanımlar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Nasıl geçti? İyi, yoruldun mu? Yetiştirdik, yorulduk. Yoruluyor tabii insan. Bak ben daha belimi toparlayamıyorum. Yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdik. Yani hoş geldiniz. Eksiğimiz tekrardan. Menü yok. Menüde eksiğimiz hoş yok. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksiklerimiz var masada. Evet, maalesef bardakları koyamadık. Bardaklarımız evet. Yok. Bardakları yok. Ve peçete, ekmek getireceğim. Peçetemiz müsaade ederseniz yok. Şimdi koyabilirim. Tuzluk yok, ekmek yok. Evet, onları getireceğim. Onlar yetişmedi. Evet. Değişik. Evet. Bulunurdu olması lazım. Çatallar yanlış konmuş. Evet. Bulunurdu olması lazım. Aslında benim de başta yanlış. Öyle başlamıştım ama. Benim de yanlış, peçetem de yok. Getireceğim peçete şimdi. Yok. Kimse de yetiştiremedin herhalde. Evet maalesef bunlar evet. En sona Nuray kaldı. Masa çok eksik. Ya. Bardaklar masa. Yok. Merhaba. Evet. Pekete yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yetiştiremedin. Evet maalesef. Aslında yetiştiremedin herhalde. Aslında yetiştirebilirdi. Ama gelinim için 3-3 aylık hamile. Biraz sancısı tutunca yavaş hareket etmez zorunda kaldı biraz. O yüzden sence mi tuttu? Ha biraz da evet ya biraz sancısı oldu. Çok az. Yani hareket etmek zorunda kaldı. O yüzden onu bilmiyordum. Gelinimiz 3,5 aylık hamile de bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Sadece biraz yani hızlı hareket etmek biraz sıkıntı yaratıyor. Hızlı hareket edince. Siz ne yaptınız Zehra Hanım? Ne oldu? Sıkıştım biraz gelinimiz. Yani evet yani sancısı falan oldu. Ben de işte biraz düştüm. Ayağım kaydı falan. Düştünüz mü? Tamam benim tamam. Aa ben de modumu düştüm. Bir şey oldu mu? Modum henüz düşmedi. Daha düşecek modum. Nasıl düştünüz ya? Ya ayağım kaydı. Şimdi ayakkabılarımı dikleyince bir kaydım şöyle. Yüksek topuk onlar yani. Biraz. İyisiniz değil mi? Yerinizde yok yok. Aman yani dizim biraz acıdı geçti o kadar. Ay, çok geçmiş hafif bir olsun. Ağrım hay Allah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hay Allah. İşte yani. Bardakları da koyunca. Mazeret aslında yani mazeret üretmek hiç maksatlı değil. İşte olanı anlatıyorum. Olanı anlatıyorsunuz. Yani. Olmuş. Bir takım şeyler oldu. Bunlar, yani. Bunlar bizi yavaşlattı yani. Bunlar evet. Olsun tek aslında şey. Aslında yetiştirebilirdik diye düşünüyorum ama oldu. Artık. Tamam, zaten başka ya. Eksik bir şey yok herhalde anladım. Yok hayır sadece. Yetiştirebilirim. Giyinemedi evet. Giyinemediniz. Evet. Yani daha başka kıyafet düşünmüştü. Artık. İzin verirseniz. Ekmeğimiz bardağımız noksan. İziniz... Onlar tamamlandı. Hemen getiriyorum onları. Çorbaları servis et. Ondan sonra diğer kalan eksikleri tamam. Şu an kimse ekmek yemez zaten. Bardak yoktu. Kaşıklar, bıçaklar, çatallar, yer değişmiş. Masa dizlerine hiç özen göstermemiş diyeyim. Eksikler vardı. Bardaklar yoktu. Kimimizin peçetesi vardı, kiminin yoktu. Kaşık çatallar farklı yerlerdeydi. Kağıt peçete yoktu, ekmek yoktu. Hiçbir şey yoktu yani yetiştirememişti. Kayınvalide önce gelinim sancısı tuttu dedi. Sonra kendim düştüm dedi. Zannedersen biraz bahane üretti herhalde yetiştiremediği için masayı. Bize öyle geldi. Yani zaten eksiklikler var farkındayım da. Yani saçma şeylere takılıyorlar. Nereye koyayım? Ben şu anda şurayı bir toparlayayım. Peki nasıl buldunuz sofrayı onun dışında? Süsünü, aynalı maynalı ortalığı yani, böyle. Çok şık. Çok şık dedi Ayşen. Evet. Sadece bunu beğendim. Tabaklar falan bizim zaten bardaklar aynen. Falan. Aynen. Bizim. Buranın. Runner sizin anladığım kadarıyla. Evet. Servisler güzel, falan. Güzel şık bir masa. Şık güzel. Mı Nurşen Hanım? Şık bir masa. Evet. Çözülmeyecek eksiklikler değil yani şu anda. Ya şeye çok takıldım aslında. Çatal bıçaklar yanlış yere konulmuş. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Çatal bıçak nereye konulur. Masa mı şık? Şık masa. Güzel bir masa. Ne vardı ki şık olsun. Bardaklar yeni koyuldu. Hayır. Aynı beğendiğiniz... Yok, beğendiğim şeyi söylüyorum. Var mı onu beğendiğimi yani. Söylüyorum. Farklı bir ortam. Sonuçta zaten Diyarbakır'dan gelirken o kadar ıvır zıvır getirebilecek hali yok uçakla. Buradan mutfak nasıl bilmiyorum Zeyra Hanım. O kadar da masraf yapacak durum yok.
Efendim mutfak nasıl bilmiyorum. Mutfak nasıl yani mutfak yani tamam. Olabildiğince yapabildiğimiz kadar yaptık yani. Ben ne diyeyim şimdi? Gideyim bakayım bir mutfağa. Yani siz bilirsiniz tabii. Yani gelinim izin vereceğini düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama yine de kendine sorun tabii yani. Tabii gelinim sorma o zaman. Yani ben sormak lazım. Hani ben izin veririm de o da izin vereceğini düşünüyorum ama yine de kendine sormak lazım. Tamam sizin verdiyseniz eğer Nuray da yani verirse. Yapacak bir şey yok. Masa düzeninde çok eksiklerimiz vardı. Hatta benim kaşığım kirliydi, ona dikkat etmemiş. Çatalın bıçağın yerini farklı koymuş. Çok eksiklerimiz vardı. Nasıl yetiştiremediler bilmiyorum. Ezogenin çorbası. İnşallah tadı güzel olmuştur. Evet, kenarlarına döktüm. Sorun bakalım, izin verirse girersiniz Nuray'a. Zaten daha henüz çorbalar gelecek. Ne çorbasıydı bu arada Zehra Hanım? Ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası hepimizin bildiği, sevdiği bir çorbadır. Mutfağına girebilir miyim? Tabii gelebilirsiniz. Buyurun. Yani. Ezogelin herkesin bildiği el alışkanlığı olan çabuk yapılabilmesi gereken bir çorba. Çok, çok yani, zaman kaybettirmeyecek. Zor bir, yani, zor bir menü değil. Menü kolay mı geldi size? Aynen. Şimdi kolay. Hangileri mesela? Neyi kolay? Macar kebabını biliyor musunuz? Etler. Onu yediğim bir şeydir mutlaka. Neyse, evet evet büyük ihtimalle. Yani. Güveç gibi oldu biraz. Güveç gibi bir şey baktım internetten şimdi. Evet bizde çok yapıldı. Evet. Yani çok yani şey değil. Ben her şeyi kaşarlı hazır. Mantar haricinde basit kolay bir şey yok diye düşünüyorum. Tatlısı haşhaşlı revani miydi? Yani fırında. Göreceğiz revaniyi de. Ben haşhaşlı çok güzel yaparım. Biraz dağınık. Evet dağınık yani. Biraz ama dağınık. Sonuçta kendi evimizde, kendi mutfağımızda dağınık. Süre sınırlaması olmadan kendi misafirlerimize daha güzel bir şekilde sunum yapabiliyoruz. Biz de yarıştık ama bu kadar dağınık değildi. Olabilir. Yani kusura bakmayın. Heyecanıma verin. Bizde de bir dönem çok modaydı. Trend evet, tatlılardandı. Yani artık sipariş alıyordum. Bedava sipariş evde. Sürekli beğeniyorlardı. İstiyorlardı. Yapıyordunuz istiyorlardı, onlara. Ben de yapıyordum. Şimdi bıraktım. Bir dönem çok iyiydi. Nurşen Hanım geldiniz. Ne yaptınız? İzin verdi biraz herhalde. Biraz dağınık. Mi? Mutfak dağınık. Hani dağınıklık dışında mesela çöpleri, möpleri. O kadar bakmadım bilmiyorum. Çöpüne kadar. Yani bence mutfağa girmek hiçbir zaman doğru bir davranış değil ya. Kendi evinde misafirine girmiyorsan burada girmenin de bir mantığı. Ya sonuçta bir de yani kalkıp da hijyenik bir ortam burası. Tamam ben unlarla pislettim burayı. Tamam. Hani mesela domates işte yani patlıcan, kabak yani tam bu tarz pislikler oldu ama bunun hani pislik yemekten kaynaklanan bir şeyler yani. Dağınıklık pislik bile diyemeyiz. Mutfak çok darmadağın, her şey birbirine karışmış, bazı şeyleri yapmamış, eksik. Evlere şenlik bir mutfaktı. Nurşen Hanım mutfağa gitti, dağınık dedi ama ben ona katılmıyorum. Mutfaktır sonuçta yarıştılar haliyle zamanla yarıştıkları için düzeltememiştir. Ben pek doğru bulmuyorum mutfağa gitmeyi. Biz de yetiştiremedik dün. Yetişti bizim. Ya neler oldu yani acaba mutfağa? Şimdi ben arkadaşlarıma sordum, o mutfağı anlatamayız, sizin izlemeniz lazım dediler. Biraz sizin aranızda galiba gelinle bir anlaşmazlık olmuş herhalde. Hayır. Mutfaktaki trafikte yani mutfak trafiğinde yaparken mutfakta. Seçimler gelinimindi. Ben mutfakta evet yapabildiğim kadar. Siz dün de dediniz kadar ya beni karıştırtmadı, dinlemedi. Yani mutfakta bir takım halinde olamamışsınız benim anladığım. Masa ayarlamaya gelmeden önce kızım nohutu ısla dedim. Nohut, küçük nohut tez pişmeyeceğini tahmin evet, ettim. Evet, aynen evet oldu. Pirincini koy, öyle git masana hazırlarken oradaki olsun. Hatta 2-3 defa buraya geldim, uyardım. Önce dedim hani benim dediklerimi onları yapsan nasıl olur? Çok panik yaptı. Panik birini bitirmeden birine başladı, birini bitirmeden birine başladı. Nohutumuzu zor belası da olsa pişirdik düdüklüye koyarak da. Onu evet benim dediğim gibi yarım teşekkür saat ederim bir ıslatmış olsaydı. Ah ya. Bir ya saatte o kaymak gibi tabii pişecekti. Tabii bizde çok haşlanıyor nohut falan. Çünkü hamur gibi. Sizi dinleseydi keşke. Ayşe eti Hanım tez pişti. Sözünüzü kestim ama siz de hiç savunmadınız ama gelininizi. Ne yapmam lazım? Nohutu ben mi pişirmeliydim? Hiç pişmemiş. Nohut hiç pişmemiş. Az da olsa arkasında mantı duracaktınız. Arkasında durayım. Yani, çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten ama gelininizin arkasından çok söylediniz. Ben yine keşke söylemeseydiniz. Bir saniye. Ben yine gelinimin arkasındayım. Ama onun dün burada sunduğu yemeklerin hiçbirini ben onun evinde yemedim ki. Arkadaşlar ben yediğimde böyleydi de bu niye böyle oldu? Ha, çorbayı arkasında durabilirim. O sonradan aklıma geldi. Analı kızlı köfte yemeği çorbası oluyor da.
neden onun yaptığının içinde köfte var diye eleştirildi. Anladığım kadarıyla dünkü mutfak konuşuluyor. Neyse ki bu yarışmanın güzel tarafı her zaman bir önceki mutfak kullanılıyor. Konuşuluyor. Yarın da büyük finalden ötürü büyük ihtimalle arada kaynar inşallah. Yani bilmiyorum ya, gerçekten daha güzel olabilir miydi? Olurdu. Ama yani işte ya şu çorbayı bile dökerek koyuyorum burada. Daha çok titiz olmaya çalışıyorsunuz. Misafirleriniz olduğu için kendi evinizde gelen misafirden daha çok yani her şeye özen göstermeye çalışıyorsunuz. Her şeye özen gösterilince illa bir şeyler eksik kalıyor. Yani her zaman her şey dört litrelik olmuyor maalesef. Neyse. Çünkü analı kızlı diye bir çorba var ve içinde var. Köfte olduğunu biliyorum. Evet. Peki benim gelinim de niye yok? Olduğu zaman eleştirildi. İsmi değişikti sizin gelinizin çorbasının. İsmi değişik olabilir ama tadına göre, tadına göre verebilirdiniz. O bir sıcaklık oluştursun, sempatiklik olsun diye ona o isimleri taktı. Takmış, onu da sonradan öğrendim. Şimdi bir de ben bunu giymiştim de benim gelinim afiyet o zaman olsun. Çok güzel yapmıştı diyebilecek olduğum ortak bir noktası afiyet yok. Olsun. Ben yani şimdi gelinim... Kadın haklı yani, ben sana hak veriyorum. Doğru haklı, yok, evet. Haklı. Ne yapabilirim diye. Şey yoktu ki. Necmi yok. Hanım da buraya oturduğunda çok güzel bir şey söyledi. İşte şuydu buydu, yalancı bir avuntu olur. Bunlarla dedi vakit geçirmeye gerek yok. Duydum ki mantıklı. Ben şimdi gelinim yetiştiremedi. Ocak mı yanmadı diyeyim. Tuzumuz mu yoktu diyeyim. Ha tuzu ben az kattırdım. Çünkü tuzu bana baktırdı. Ya ben... tuzu ben zaten problem etmiyorum. Hani sulu yemeklerde ben dökülebilir. Ben yıllardır en az 5-6 seneden beri tuzsuz yediğim için normal yemek bana haddinden fazla tabii, tuzlu geliyor. Tuz eklenebilir. Ben baktığımda bana çok iyi geldi. Tuzunu az kat diye ben önerdim. Hı hı. Tuzlu olursa çaresi yok. Tuzsuz olursa bir pıt katarız. Aynen. Evet tabii ki. Tabii. O tuzu eklenebilir. Orayı da savundum söyledim zaten. Evet. Diğerlerini ne yapabilirdim? Duman çıkıyor ya çorbamdan, ben de zaten kaynanaları eleştirecek. Vallahi insanın en büyük düşmanı yine kendisi. Yani insanı kendinden şüpheye düşürüyorlar gerçekten. Olmuş ya, bu bir tek çorba oldu herhalde, bilmiyorum tam olarak. Yok doğru söylüyorsun, haklısın da hani getirme gidip gelirken de arkasından söylediniz ya, ben gelininiz adına üzüldüm gerçekten. Getiremedi, getirebilecek mi bakalım falan ama diye söylediniz yani, ya. Ben gelinimi tanıyorum güzel işte. Sofraya servis etti. Ben gelinimi tanıyorum. Bunları onun yüzüne de söyleyebiliyorum. Her ben şey arkasından yani konuşmadım. Kimsenin yüzüne konuşamayacak olduğum kelimeyi arkadan asla konuşmam. Ve şunu tekrar söylüyorum. Ben gelinimin arkasındayım. İlk konuştuğum zaman da dedim %100 haksız da olsa onun yanındayım. Elif Hanım durdu kaç gündür hiç konuşmadı. Bugün Ayşe Hanım'a sen gelinin arkasında durmadın, gelini savunmadın. Yani gelinini savunacak bir şeysi yoktu. Kadın haklı, dobra kadın. Savunacak neyini savunsaydı? Gelinimle gurur duyuyorum. İyi başardı. Çok ince yemekler seçmesine rağmen iyi başardı. Takdir ediyorum gelinimi. Hemen mantarımı atayım, üstümü değiştirmeye gideyim. Şu anda içeride... Allah! Bir şey olmaz. Küçük tatlı sakarlıklar. Ezogelin'i bir konuşalım sonra devam ederiz tabii. Buyurun Necmiye Hanımcığım. Ezogelin kolay bir çorba. Biraz da sanki böyle mercimek de var içinde galiba. Tabii. Bu olmak zorunda Ezogelin. Başlıca aktörlerinden. Sanki şeyleri diri diri gibi geldi. Nurşen Hanım ne der? Güzel, beğendim. Lezzet güzel. Beğendiniz. Beğendim. Elif Hanım takınız maskenizi, size de sorayım. Ezogelin'e bugünün ilk yemeği. Buyurun. Siz nasıl buldunuz? Kıvamı falan güzel. Lezzet de güzel ama bana da biraz diri geldi sanki. Hafif bir diri geldi. Tuzu zaten yok ama sorun değil tabii, atılabilir. Atılabilir evet. Peki size nasıl geldi Ayşe Hanım? Hafif bir acılık var gibi geldi bana. Biraz ve pişmemiş. Yeterince pişmemiş. Tuzuna ben bir şey demeyeyim çünkü bana tuzu güzel geldi. Alışkınım, 5 senedir tuz yemiyorum. Evet tabii o başka bir şey. Tuzuna hiçbir acılık şey diyemem. Çok önemli değil benim için. Acı sevdiğim için, hatta karabiber acı döktüm. O biber acısı gibi algılayamazsın. Hatta karabiber. Sanırım karabiber de olabilir. Bir de gelirken Diyarbakır'dan yani biber, domates salçası falan getirmişti. Biberin de bir acı acısı olabilir. Biber yakan acı değil. Farklı bir acılık var. Salçada yani o salçadan yörenin salçası daha tabii keskin oluyor. Şimdi açıklandı, güzel. Evet. Tuzuna hiçbir şey diyemem dediğim gibi hiçbir yemeğin tuzuna tuzlu olmadıktan sonra bir şey diyemem.
hafif bir acılığını hissettim ve pişmediğini farkındayım. Ben kalkabilir miyim? İster kalkın ister seslenin. Çünkü Selin. Dünkü benim Neşe'nin gittiği yere gitti herhalde. Nereye giremedi. Gitti? Selin. Neşe'nin gittiği yere mi? Neşe dün yolu şaşırmıştı. Öte kapıdan çıkmıştı ya. O da olabilir. Öyle mi olmuş gerçekten? Yok şaka. Ben de. Ben de Esa zannettim. Gerçekten Esa zannettim. Gerçekten bu arka kapıda var ya. Geçen olabilir. Benim de insan heyecanla, şaşkınlıkla. Olabilir. Ben Esa zannettim. Dün gitmeyince öyle dedim ya, siz öteki kapıdan mı gitti bir bakayım dedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Her zaman çok heyecanlı bir yapısı mı vardır? Bazı insanlara biraz panik telaşedir. Çok panik. Normalde de öyle mi? Şimdi evet geldi. Yarı yarıya öyle ama yanında bir kişi veya iki kişilik bir misafir gittiğinde paniktir. Ve o panik çenesine zaten vurur. Yani çok konuşur. Tam panik yaptığı için seni dinlemedi. Dinlemedi o. Dedi ya panik, zaten annem geri görüşüyor. Bir iki kişi misafir gittiğinde panik mi oluyor? Çok. Eyvah. Hiçbir zaman böyle bir 20 kişiye yemek veremeyecek o zaman. Aynen. Bırak 20 kişi, belki de 5 kişiye. Ellerine sağlık. Onun için bir de şey de yaptı ya. Ona. Birini bitirmeden birine çok geçti benim gelinim dün. Orada da zaman kaybetti. Hani birini dedim toplayalım. Tabii tabii. Planlı olmak koyalım, lazım biraz. Yerine geç. O bir anda işte havuç rendelemeye başladı. Bir anda patatesi soymaya başladı. Sonra İnsan döndüm. Unutur da hangisini ne evet, kadar evet, yaptı. Evet, neyine koyacağını ya, unutuyoruz. Yani. Ya. Bizim böyle dosyalarla gelen gelinlerimiz oldu. Çok yıl sonu vergilerini ödeyen muhasebeciler gibi, aynen, mali müşavir gibi dosyalarla geldi. Bunlar ne diyorum? Planın programı yazmış. Patatesi rendele, tarhanayı ıslat. 20 yıldır yaptığınız şeyi burada unutabilirsiniz. Evet yani. Yani evet, çünkü dedim, burası başka bir şey. Söyledim ben onu. Kamera var, gerekli, zaman tabii var, yarışma evet, rekabet var, 15 bin TL evet, var. Tabii. Ya onun için her şeyi not almak eğer tutamıyorsanız evet, aklınızda. Evet. Veyahut prova yapmak öncesinde çok çok önem arz ediyor. Yani evet, hani doğrusu, o zaman ne yapacağınızı bilirseniz sakin olursunuz. Çok aynen, heyecanlanmazsınız. Aynen, yani aynen, sonuçta her gün yaptığınız şeyler aslında. Aynen evet. Ama biraz plan program Zuhal lazım. Zuhal yaptı ama ona bakacak fırsat olmuyor, zaman bulamadım. Evet. O kadar ya, yani. Evet, benim kadar gelin hepsini internetten. Burada soğanı doğrarken gözü oradadır. Oğlan takar oraya, çıkartmış hepsini bak, ayrı ayrı. Bak ne diyor Ayşe, bak bak. Nasıl? Bakın o planı ben evde yazdıysam beynime yarıdan fazlası %80'i girmiştir. Girmiştir. Burada soğan doğrarken ikinci ne yapacağım diye oraya duvara takarım onu. Yasak değildir büyük ihtimal. Değil. O yok benim, bakarak zaten yaptı görür onu. Görür görmez okuyamasam bile aklıma gelir. Ondan ona geçerken yani ama zaman işte kaybettim. Yani zaman kaybettim. Birkaç şey birden yapmak için lazım. Bakamadı onlara. Ve nasıl elleri, olduysa. Elleri titremesi bak, normal. Her insanın eli titreyeceği anda. Gelinin parmağını kesiyor. Onu nasıl başardı onu da bilmiyorum. Efendim? Elinde bıçak yokken kenarda duran bıçak. Hamuru Zuhal yaparken o bıçağı parmağı gidiyor ve şöyle kesiliyor. Kim? Neşe'nin dün. Neşe'nin. Bıçak aa, elinde değilken doğru, elini bıçakla değil, kesiyor. Bıçak nasıl? Elinde değil. Allah burada, Allah. Yemin nasıl ediyorum. Oldu? Şey demek falan ki blender'ın bıçağı falan mı? Değil 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 değil. Çünkü aa, yanda bıçak işte duruyormuş. Normal işte, siyah bıçağımız böyle duruyordu. Aa, benim hiç önce parmağım onu kesiliyor dedi hamur açarken. Bir baktık burayı böyle çizmiş. Yani ay, derin de acık. Aşırı derin çıkmış değilse de kanayacak kadar. Yanda duran bıçakla eli mi çarptı? İşte mutlaka eli çarpmıştır. Bence sinirden bıçağı ittirmek istemiştir. Sana sinirlenmiştir ondan. Bana niye sinirlensin güzelim? Senin neden sinirlenmiştir? İşine karışmadım. Elin gerçekten sinirlendi. Güzelim dedim. Şey karıştırtmamış seni. Gelin biraz gergin duruyordu sanki. Gergin, üzgün, gergin. Çok gergindi gelinin. Morali bozuk gibi görünüyordu. Gerginden gergin ziyade maraton koşmuş gibiydi. Aynen öyle. Panter içinde nefes nefese. Evet biraz aynen öyleydi. Manavdan geldiğinde ben manava peşine mi gittim? Hiç. Marketten geldin. Manav veya market peşine gitmedim. Şunu al bunu al demedim. Aynen. Ben gelinin hiçbir şeyine karışmadım. Tabaklarınızı alabilirim. Ne yemek seçimi neydi? Ne orada yapılış sorunları. Onu demek istemedim. Ben şimdi ara mesela mutfağa yemeye başlayacaksın. Bunları mı koyacaksın? Sen demişsindir. Önce şunu koy, şunu koy. Onu dedim. O onun zoruna gitmiştir. Zoruna gitti ama yetiştiremedik. Strese girmiştir o. Benim gelinim bugünkünden daha iyi idi. Çok çok iyiydi. Masası mükemmel hazırlanmıştı. Bundan daha ağır yemekler seçmişti. Benim gelinim çok ince ince uğraşması gereken yemekleri seçmişti. Çeşidimiz de çoktu. Yine de benim gelinime aferin, bundan daha iyi yarış çıkarttı. Ayşe Hanım gelinin arkasında durmadı, savunmadı. İyi de olsa kötü de olsa gelinini savunacaktı. Çünkü bu birlikte savaşılan bir yarışma. Şimdi tabakları böyle üst üste topladı ya, tepsiyle toplaşsaydın, tek tek götürseydin daha iyi olmaz yani, mıydı? Yani bu kadar hijyen açısından üst üste koydun, onun altındaki o tabağın üstüne, onun üstüne de sen yemek koyacaksın. Şimdi iki götürseydin. Sıfırlarım temiz zaten.
ki yani içine elimi de değdirmedim. Şimdi sen buna yemek koymayacaksın mı? Tamam, tamam bunları temizleyip de silip de getiririm yani, size. Yani tamam, tepsi temiz. Gerçekten tepsi olabilir ama bunları tabağımı koyabilecek kadar büyük bir tepsi yok. İki götürseydin daha iyi olur. İkişer götürüp tamam. Getireceksin komple değil. Üç tanenin sığabilecek olduğu bir tepsi var yani orada. İki tane götürsün üst üste götürür. Evet, iki götür. Birini getirir öbürsünü alır. Hatırlatmadım öyle bir şeyi. Tabii o da işte normalde pratik olarak evde ne şekilde yapıyorsak o şekilde düşündü herhalde. Ya ben anlamıyorum gerçekten böyle üst üste koyunca ne oluyor? Yani... Kimse de sanki evlerinde tepsiyle taşıyorlar. Buraya gelince herkes nedense buraya gelen bütün kayınvalideler birden saraydan çıkma oluyor. Hijyene hiç önem vermiyor. O bize servis yaparken de belliydi, tabakları götürürken de belliydi. İki tane götürüp iki tane getirmedi. Benim gelinim bir evin kızı. Hep kendi başına yaşamış. İlk evliliğinde de öyle, bu ikinci evliliğinde de öyle. Ama benden hep bir çekingenliği var çünkü nasıl diyeyim, oğlum da belki içinde, beni onların yönetmesi gerektiğini düşünüyorlar eşim olmadığı için. Ben eşimin yüreğinden başka yeri kabul etmezken onların gölgesinde yaşayacak bir kadın değilim. Üstlerine kalırsın diye sana yüz vermiyordu. Hani gelecek bize yük olacak diye. Onun için senden mesafeyi koruyor. Sana yüz vermiyor bu gelin. Açıkça bunu belirtiyorum. Onun için de senin hiçbir lafını dinlemiyor. Dinlemiyor. Açıkçası bu. Aynen. Çünkü Ayşe Hanım zaten... Gelinini savunmamak da haklı. Yağlamanın lezzetinin gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aman görünüş olarak biraz kötü görünebilir. Fakat lezzet olarak gerçekten yağlamama güveniyorum. Ay, normalde hiç sakar değilim ama burada herhalde elim ayağım titredi. Bir sürü kaynanayla bir arada. O yüzden olabilir. Yani bunu ben yağlamayı evde yapmıştım ve mükemmel olmuştu. Onun bana yaptıklarına ben hiç kırılmıyorum. Allah razı olsun tek başıma yaşamayı öğrendim. Eğer ki, siz belki özgürlüğünüze çok düşkünsünüz. Eğer ki, evet, eğer ki o ben onların dediğini yapsaydım kişiliğimden taviz vermiş olacaktım. O zaman Hakan'a sormadan hiçbir iş yapamayacaktım. Ben şimdi Hakan'a sormadan tüm işlerimi yürütüyorum. Hakan'ın eli benim üstümde olsaydı oğlum olarak şunu yapayım mı bunu yapayım mı Hakan kendi menfi olarak bana karar verecekti. Ama ben şimdi kalkıp gidiyor muyum gidiyorum. Geliyor muyum geliyorum. İşte benim Hakan lafım istediği oraya zaman beni işte. Arıyor. Benim telefonumda her zaman Hakan'ın ismi çıksın diye bir beklentim yok. Öyle beklentim olan kişiler de var. Yeğenlerimden olsun, arkadaşlarımdan olsun, büyük oğlumdan olsun. Ama Hakan ve Hakan'ın ailesinden benim telefonum çaldığı zaman neden kalp atışı yazmıyor orada diye üzülmüyorum artık. Çünkü ben onların yaptıkları beni daha güçlü yaptı. Emin olun. Ben onların bana yaptıkları sayesinde ağlamayı unuttum. Ama şimdi Zuhal Hanım benim dediğim laf aynı. O yüzden evet. Bu konuşmaya benim haklı. Dediğim laf. Ama benim savunmamam doğru. Gelinime kırgınlığımdan değil, nasıl savunabileceğimi bilemedim. Yani haklısın, yapmamış ki savunasın. Ama gelinin bir şeyi var sende. Onu biliyorum. Onun farkındayım, evet. Üzülüm ben. Belli ki bazı sorunlar var çözemedikleri. Umarım aşarsınız. Çünkü kayınvalide derdini anlatıyor ama şu anda en dertli benim yani. İsterdim ki her şey evimde yaptığım gibi güzel olsun. Dört dörtlük olsun. Ya olmuyor, burada olmuyor gerçekten. Ben böyle diyenlere ne alaka diyordum da. Burada bir şey yapmak için insanın en az... Yani 2,5 saat değil de 3,5-4 saate ihtiyacı var yani gerçekten. Güzel bir menü çıkarmak için. Az önce kayınvalidenin birisi dedi ki menün çok da şey değil aslında dedi. Zor değil dedi. Herhalde bazı yemeklerin nasıl yapıldığını bilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü bilseydi nasıl yapıldığını... Zorluktan ziyade kaç işle uğraştığımı bilirdi. Götürüyorum, gösteriyorum. Kenarlarını keseyim birazcık. Gelinle kırıldığın için herhalde o yüzden mi savunmadın? Benim konuşmamı dinlemiyorsun gibi geliyor bana. Kitabın ilk sayfasına takıldın, bir cümlede kalıyorsun. Yok, kitabın asla, hepsini estağfurullah. Oku. Bir cümlede kitabın hepsini tamamlayamazsın. Estağfurullah da gelinin de dedi ya. Üç günden beri burada kendimi anlatıyorum. Sakin, üç gün. Sakin ol. Evet. Ve dünkü konuşuğu burada bitiremediğimiz için konuşuyorum. Bugünkü konuşuk Nurşen Hanım'ın.
Evet. Gelinime olan kırgınlığımla dünkü savunmanın hiçbir sebebi yok. Bağlantısı yok. Gelinim beni istemiyor olabilir. Ben gelinimi seviyorum. İki tane torunum var. Ya seversin tabii. O senin gelinin. Oğlumdan tabii ki. Fazla evladım. Saygı duyuyorum ona. Saygı duymak her zaman haklısın demek değil. Suskunluk da saygıdır. Evet doğru söylüyorsun. Ben suskun duruyorum onun karşısında. Sen onun karşısında benim ezilmemi istiyorsun. Yok asla. Ben bir gölge... Asla hiç... Eşimin gölgesine sığınmam derken sen geline beni paspas yapmaya çalışıyorsun. Yavaş. Yok. Cümlemi iyi dinle o zaman. Kelimelerimi anlamadığını Ayşe biliyorum. Ayşe çok yanlış anladınız valla. 4 günden beri iki kelime konuşamadın, benim gelinime takıldın. 4 günden beri neredesin? Neden savunmadın öteki gelinlerinizle niye ilgilenmedik? İlk defa yağlama için oklava elime aldım. Evet. İlk defa yapıyorsun. Yağlamayı daha önceden denedim. Yani bunun fix yemek olduğunu canım, öğrenince sen denedim. Misin? Tabii ki. Evet tamam. Çünkü bir zaman yeni, geçti. Yeni yeni tamam. denedim. Yani bayağı ara yemekle evet, çorba arası evet, açıldı. Çok ara geçti. Of çok büyük kavga var içeride. Gerçekten çok fazla büyük var yani. Şimdi Ayşe Hanım niye bu kadar sinirlendiniz? Sakin olun. Anlatıyorum ama. Evet bakın, anlattınız. 3 günden beri geldiğim günden beri de ben gelinimi söyledim. Az önce de dedim ki gelinime kırgınlığım olabilir. İçinde yaran vardır. Evet, evet, evet. Ama gelinimi savunmamamın sebebi o değil. Elif Hanım siz de durdunuz bu laf ettiniz. Bütün ihale size kaldı. Yani evet aynen öyle oldu Zuhal Hanım. Bir kitap okudum sen bir cümledesin. Ben seni aslında... Benim yok bunun. Yok. Ayşe Hanım yani çok dertli. Şunu unutmamak lazım. Biz burada bir yarışma programındayız. Kimse için kötü olunduğuna da değmez. Sen de kayınvalidesin ama aynı kelimeyi kullanmıyoruz. Aynı kayınvalide değiliz. Ayşe sinirlenme sakin ol. 3 günden beri 3 cümle kullanmadın. Benim gelinimin ezberini yapsın. Ya neden bu kadar üstüme giriyorsun ki? Ben kötü bir şey demedim ki. Efendim? Başarısıyla da içebilir miyim? Tabii ki buyurun geçin. Ama karnın aç bir şeyler ye sonra. Evet yani aç karnına içmeyin bir şeyler. Ya da getirin ilacınızı. Yok. Elif Hanım'dan doymuşam ben. İçecekti de yemek ye sonra iç dedik. Çok parladı üstüme çok geldi. Halbuki ben ona kötü bir şey dememiştim. Yani ben onun gelinine dün üzüldüğüm için öyle söylemiştim aslında. O çok yanlış yorumlara gitti. Sanırım çok doluydu, kaç gündür doluydu. Ben de konuşmadım, sessiz kaldığım için benim üstüme geldi. Ayşe Hanım, Elife Hanım'a hakikaten çok sinirlendi. Bayağı bir sinirlendi. Bağırdı, çağırdı ama bir yerde kadın haklıydı. Onların aile içinde olan bir mutlaka bir olayları vardır ki kadın o duruma geldi. Az önce tabakları iç içe koydum diye hiç hijyenik bulmadılar. O yüzden tek tek siliyorum ki tabaklar zaten tertemizdi. İyi misiniz? İyi. Evet. İyi. Hiçbir şey yok. İyiyim. İyi. Ha demin iyi görünmüyordunuz. Niye bu kadar fark? İki kelime mi? Ne dediğini anlatamayan bir bayanın iki kelimesi beni kötü mü yapacak? Hayır ben sizi gelininizi üzüldüğüm için söyledim. Ben size hayır, kötü bir şey söylemedim. Kime, hangimize üzüldünüz? Gelininizi. Neden? Yani o anne beni savunmadın, hiç savunmadın dedi. Ona üzüldüm ben. Ayşe Hanım'ın tam olarak ne yaptığını anlayamadım. Keserken şuralar maalesef birazcık kaymış. Vallahi herkes kendi derdinde. Ayşe Hanım çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Ağlayarak geçti, gitti. Tam olarak ne yaptığını, ne düşündüğünü anlayamadım. Sizin kayınvalide olmadan önce ben sizi bir bayan olarak gördüm. İlk defa masaya oturduk. Hiçbir sesiniz çıkmadı. Yediniz afiyet bal şeker olsun, benim paramı yemediniz, nimetimi de yemediniz. Hepsini beğendiniz, fona geldiniz, nuksan davrandınız. O zaman kayınvalide değil miydiniz? Sizin nasıl? Kayınvalideliğinizle benim kayınvalideliğim de bir değil. Lafımı kesmeyin lütfen. Bayan olarak da bir değiliz. Bayan olarak da bir değiliz. Burada eleştirseydiniz iki günden beri ben size 5 kitap okudum. Bugün bir kitap anlattım. Bir cümledesin. Bunun ismi ne anlama geliyor? Ama Ayşe Hanım bak ben... Ayşe Hanım yok bunun. Bakın kabul edin. Anlatamadım deyin. Siz sürtüşmelerle geçti. Ben ne zaman lafa girsem hep benim lafım kesildi. O yüzden ben de suskun kalmayı tercih ettim. Ve konuşamadıklarınızı... Hayır yok kesinlikle siz abarttınız. Ben size kötü bir şey söylemedim. İçeride aslında çok merak ediyorum ne olduğunu. Kayınvalidem hiç böyle ortamlara gelemez. O yüzden onun ne yaptığını çok merak ediyorum. Elif Hanım korkusundan böylece sandalyesinde sindi. Kadın 4 günden beri ilk kez konuştu. Konuştuğuna da pişman oldu. Çok üzüldü.
Ben dün de anlattım, bugün de anlattım. Gelinimin her şekilde arkasında olduğunu söyledim. Elif Hanım durup durup gelini savunmadın, sen ona acıyorsun. Benden fazla sevemez benim gelinimi. Benden fazla da acıyamaz benim gelinime. Ama ben orada bir ipucu bulsaydım emin olun onu sarar bir yumak haline getirirdim. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Destanlar yazıyorum, o hala savunmadın diyor. Ya destanı biraz geç öte, geç biraz bir şeyler söyle. Nerede kaldı? Yani çorbayı yeli yarım saat geçti. Nerede kaldı? Koş koş. Geliyorum, geliyorum. Elim yandı. Bunlar da vallahi bir lokantaya gittiğinde sanki şey hemen servis geliyor. Pire gibi olması lazım. Çok bekledik yani. Çok bekle. 10 dakikayı geçti. Eksiklerini bu senin eksiklerini yazacaklar kızım sana. Aynen. Neden bu kadar geçti yani? Merak ettik Murat. Hepsini yapma kesmeseydin tek tek kesip hemen iki kesip yavrucuğum, iki kesip getirseydin. Yavrucuğum sen şimdi pire gibi olman lazım. Yok zaten o şekilde hızlı, yapmaya hızlı çalışıyorum. Ama nasıl geldin? Kaç kuşak çok geçti. Oldu? Getiriyorum hemen. Aslında şöyle bir durum var. Biz bu 10 dakikayı boşu boşuna koymadık. Eğer bu yemek aralarında 10 dakikayı geçerse eksik menüye giriyor. Biliyorsunuz değil mi? Bunu hatırlatmak aynen, durumundayım. Ben bilmiyordum. Ben de evet, bilmiyordum. Çoğu seyircimiz unutmuş olabilir. Ben bilmiyordum. Boşuna koymadık o saati. Çünkü sonsuz bir saat veremeyiz. Yani biz de bu kararı bir gelinimiz bir ara yemeği 45 dakikada getirdiği için bu kararı almak zorunda kaldık. Çok fazla süre geçmedi gerçekten. Yani burada herkesin gelini yarıştı ya. Buna ne kadar iş yaptığımız belli burada. Yani 10 dakikada yeterli bir süre olduğunu düşünüyoruz. Ama hani şu anda kızartacağı, pişireceği bir şey olsa ona da eyvallah. Ama 13 dakika falan geçti. Bunu bir hatırlatmak durumundayım. Çünkü diğer hızlı servis yapan gelinlerimize haksızlık olur. Bak hala daha yok. Kızım valla bak çok çok bozulduk yani. Ne oldu? Koş, niye aksadı? Merak ettik. Şey, yağlamaları kesmeye çalıştım da o yüzden. Zor mu oldu yağlamaları kesmek bu kadar ya? Niye oldu ki böyle? Evet. Valla bu ne acele. Gerçekten anlamıyorum. Azıcık birbirimize anlayış göstersek, saygı duysak, sanki kendileri hiç yarışmadı, hiç şey yapmadı. Yani istediğim gibi de servis yapamadım. Şimdi mesela bunu tezgahtan alıp buraya koyuyor. Bu sefer buradakine buradan bir şey varsa buraya bulaşacak. Bir de bu tabakları kızım ayrı getirmen lazım. Bak böyle olunca çok özür onları dilerim, çok gösterdiler. Gösterdiler bak kameralara gösterdiler bizi yani. Bu tabak ayrı gelir. Özür dilerim gerçekten fark şimdi etmedim. Şimdi sen bunu tezgahta koydun. Orada tezgahta mikrop varsa bunu da bunun yanına koydun. O mikrop buna geldi. Evet haklısınız. Gelin hanım mutfağa gidip gelmenin neden bu kadar uzun sürüyor? Yağlamayı kesmekte çünkü çok katlı olduğu için ve hani hamur işi olduğu için birazcık zorlandım. Yoksa hani mutfakta yani eğlenmedim kesinlikle. İçecek bir şey ister misiniz? İçecek soruyor Nuray. İsteyen varsa söylesin. Soda. Sade soda. Ben de soda sade istiyorum. Sade soda. Evet ben de. Sade soda. Ayran da olabilir. Ben alacağım canım, sağ ol. Ben bir su alayım. Su tekrar, var tamam. Suyum vereyim. Tamam teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Bu yanındaki mantar mı? Evet kaşarlı mantar. Ben mantarı tanımıyorum da sorayım istedim. Mantarı nasıl tanımıyorsunuz? Mantarı tanıştırayım. Mantar Ayşe Hanım, Ayşe Hanım mantar. Yemediğim için tanımıyorum. Hiç. Siz de onu yemiyorsunuz. Mantara. Çocukken çok yerdim. Ne güzel. Mantar da mı yemiyorsunuz? Sevmiyor musunuz? He? Sevmiyor musunuz? Yok, tadı farklı geliyor. Mantar pişmemiş gibi duruyor zaten. Şey de erimemiş, bakacağım. Mantarı çok severim, yiyeceğim bakayım. Yaptıkları hiç hoş değil gerçekten. Süre tutuyorlarmış da. Peynirim vardı, dilimlenmiş. Lokantada yarışmaya girmiyoruz. Dakikamız da saatimiz de yok. Hazır yemekleri kesip veya tabağa koyup önümüze servis etmesi lazım. Yani 15 dakika bir yemek arasında niye bekleyelim? Niye getiremedi bilmiyorum. Gelin eli çok ağırdı. Benim için bu eksik menüye geliyor. En çok 10 dakikada her şeyin masaya gelmesi gerekiyordu. Evet, yiyenler yoruma geçebilir. Bir hayli vakit kaybettik çünkü. Buyurun Nurşen Hanımcığım, sizdeyiz. Yağlama güzel, beğendim. Mantar beğenmedim, pişmemiş. Çiğ yani. Bu da çok ağır geldi. Tahinle patlıcan ağır geldi ve içinde limonun çekirdekleri çıktı. Aa, evet. Limonun yani çekirdekleri limonun çekirdekleri içinde var. İki tane, birini yuttum, biri
çıkartmak zorunda kaldım. Şöyle, şöyle tamam da limonluk da sıktı yani. Şu nedir şu siyah şey? Biraz da siyahlık şeyler var. Ceviz mi acaba? Patlıcanın hayır. Ha patlıcan. Ben de şimdi onu ekstra bir şey mi koydu diye. Kabukları. Patlıcanın kabuk, şeydir. Kabuk hayır. Kabukları var patlıcanın. Evet kabukları varmış. Bir içinde yani bir şeyler eksik. Yani bilmiyorum. Ben de epey bir kabuk var içinde. Yani de çok kabuk bir yani. De çok yanmış böyle bir şey kokusu var böyle bir köz. O közlendiği için kokusu ama normal. Kabuk çok uzaydım bak. Kabuk bende de var. Kabuklar evet. Çok. Kabuk bende çok. De var. Kabuk var hepsinde var. Tam soya var. Kabuk zaten. Çok. Bende var. Yani bir yağlama. Patlıcanın kabukları kalmış diyorlar ama kesinlikle patlıcanın kabukları kalmadı. Çok çünkü yani yarısını feda ettim. Kabuklu olmasın diye. Yani bakıyorum, yok yani kabuk. Bu patlıcanın kendi siyahlığı zaten. Kabuklu bırakacak olsaydım bu kadar zamansızın şeyime girmezdim. Ben de aynen tek yağlamayı beğendim. Ya, siz kaşarda ne gibi bir hata buldunuz veyahut patlıcanda? Şey, mantarı biraz diri geldi. Az mı pişmiş? Az pişmiş geldi. Hmm. Bir de hani hiç sade geldi bana. Sanki tuz... Tuzsuz mu diyorsunuz? Hmm. Kaşarın kendine az bir tuzu vardır ama yeterli gelmedi mi? Yani mantarın zaten biraz tuzu diri yok, geldi onun yani. Için tuzlarız biz. Patlıcanı niye beğenmediniz Elif Hanım? Patlıcan şey tahinli olduğu için çok ağır geldi. Ağır geldi? Hmm. Tahinli olduğu için çok ağır olduğunu söylüyorlar patlıcanın ama bunun tarifi bu şekilde. Yani... Tahin sevmiyorlarsa belki damak tatlarına uymuyor olabilir ama yani ben tahinini az bile koydum, o kadar söylüyorum. Peki Necmi Hanım size nasıl geldi ara yemektekiler? Bana çok kolay geldi. Zaten tahin, patlıcan... Konulur, bazı yerlerde koyarlar. Konulur, konulmaz değil. Ben yememiştim, bilmiyorum. Hı hı. Beğenmedim. Zaten mantar pişmemiş. Yani pişse zaten kaşarlar eriyecekti. Yağlama? Yani böyle şu kenarlar, menarlar kapanaymış, iyiymiş. Ortaya vermiş malzemeyi, kenarlar. Kenarlarda çok az görünenmiş. Yani çok da fazla yok diye düşünüyorum. Yani şeyin kıymanın lezzeti tamam ama... Sosu falan iyi diyorsunuz, kıyması. Ona çok hamurlaşmış. Herhalde çok sıcak döktü. Yağlaman güzel, fena değil. Afiyet olsun. Mantarlar onların dediği gibi az pişmiş. Az mı pişmiş? Biraz daha sizde pişmiş. Sizde de var mıydı bilmiyorum. Limon çorbada koymuş ama hiç evet. Kimseye koymamış, bana koymamıştı. Yani ben herkese yani. Limon koymaya koydum limon. Sizin limon size gelmemiş kenarda mi? Yok mu limon? Vardı, kenarda vardı. Vardı herkese kenarda. Koydum. Herkesin vardı. Burada görünce özellikle tabağıma baktım. Yoktu. Bunu tabaklara Allah'ım. Koymadım. Çorba tabaklarına koydum, yanlara koydum. Çarpı. Yani yoktu. Yani aşağıya inmiştir mutlaka çünkü ben sayarak koydum. Ben burada limonu koydum. Görünce... Yok yok şey o önceki limon var mı burada diye. Kalmış. Önceki limon tamam, burada kalmış. Beraber. Önceki limon burada kaldı o. İşte önce çorbayı diyorum ben. Ha, çorbayı mı diyorsunuz? Çorba tamam. Bana gelmedi zaman... limon diyor çorbanın yanında Necmi Hanım ama bizde vardı. Bizde bende limon. Bende vardı, siz mi görmediniz yok. Fark etmiyor. Şimdi mesela hani ben çok zaten ekşi sevmem de. Koydum sayarak koydum diyor ama kestim. Ben diyor. Burada görünce daha çorbamı içmemiştim. Şöyle çorbanın kasesini kenara çektim. Sağına soluna baktım yoktu. Yok. Yoktu. Gerçekten yani yok. Çünkü sayarak koydum diyor yani herhalde. Yalan söyleyecek halde yok yani koymuştu yalan ama. Yalan söylemiyordu. Ama birine iki tane mi koydu acaba yanlışlıkla? Hayır hayır yanlış anlaşılmasın. Yalan söylüyorsunuz sen da demiyorum. Sen oraya bak sayılı tabağın yaptıysan orada altına, kalmıştır. Tabii ki de sayılı yaptım. Ben verirken unuttum söylemeyi. O ara coşmuştu. Yani şey. Belki tabağın altına kaymıştır ama çünkü. Ayşe Hanım coşmuştu o ara diyor. Ayşe söyledim. Hanım coşmuştu o ara unuttum söylemeye. Karadenizliyiz normaldir coşmamız. Tez sakinleşirim ama tez de yağar gürlerim. Haksızlığa çok gidemiyorum. Kendini ifade etmeyenlerden de biraz zorlanıyorum. Dediğimi de anlamıyor. Kendini ifade edemeyen benim dediğimi de anlamıyor. Anlamayınca, anlatamayınca aynı kelimeleri kullanmaktan çok nefret ediyorum. Yani ısrarla limon koymadınız, limon koymadınız. Bir tanesinde zaten şu tabaktaydı. Burada da göremedim ama yani hepsine tek tek limon koydum. Birazdan tekrar tek tek bakacağım tabaklara. Peki yemekle ilgili görüşlerinizi bildiriniz. Yağlama çok güzeldi, tadı güzel. Biberi fazlaydı, kıyması da fazlacaydı. Biraz da azıcık daha az olsa tabii çok güzel olurdu. Tabii. Evet. Az mı olsa, kıyması az mı? Helvayı onu hiç sevmedim.
yutamadım bile. Mantar bembeyaz duruyor. İkinci bir kez yemek daha yapabiliriz herhalde mantardan. Espri şaka tabii. Olur, bir daha pişiriz, ne yapalım yani? Bazı insanlarla gerçekten yarışmakta, görüşmekte çok zor. Hele bilmeyip de her şeyi bilen insanlarla yarışmak, görüşmek çok çok daha zor. Yani helva, helva dendi buna. Çok saçma yani. Hiç mi patlıcanın tadını almıyorsunuz? Kaşarlı mantar diye bir şey yoktu. Küçücük bir mantar. Ortasında kaşar erimemiş, pişmemiş, çiğdi. Ben inanın Zuhal Hanım gerçekten gelinle üzüldüğüm için söyledim. O da benim üstüme dolu az herhalde. O yüzden benim üstüme geldi. Az bile geldim. Yok. Daha gelmeye başlamadım bile. Pire gibi olmalısınız diyorlar. Yani gerçekten bakın. Hanımefendi, bu olay evdeki gibi değil. Siz beni normal hayatta tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Yani ben burada servisleri geç yapmalarını anlamıyordum. 10 dakika nasıl sürer diye de gerçekten bu 10 dakika değil yani. Keşke kayınvalidem de bir süre açsaymış. Evet, bu şehriye pilavı olduğu için dağılıyor. Neresini savunaydım ben gelinimi, anlatıyorum size. Yemeğini hiç yemedim. Tamam. Hadi ben en azından yemeğini hiç yemedim. Emeğine saygı duyun diyebilirdim. Ne demek saygı yani? Duymasam burada ne işim var? Yok ya? Yok, bize diyebilirdiniz. Pardon, Nurşen Hanım bir şey soruyor. Yemeğini hiç yemediniz mi? Yemedim. 3 günden beri yani, anlatıyorum ya, bir tane de bu işte. Ay nasıl olur ya, iş tane hiç yemedim yani. Kaç ya. Sene. Dünkü kayınvalide gelinin yemeğini hiç yememiş, onu anlatıyor sanırım. Yani kaç yıllık gelin onu da bilmiyorum da. Ay nasıl olur bu böyle yemedim yani? Yemedim, 6 ayda bir evine gidiyorum veya bir seneyi geçti ben onun evine gitmeyelim. Senede bir kez görüşüyoruz. Ama senede bir kez de hiç yemeğini yemedim. Samsun'da yaşıyorum. Gidiyordur ya. Yemek yemeden dönüyordur. Ama hayır, yememek başka yani, hiç yemeğini yemedim ne demek yani? Yemedin hiç mi yemedin? Dünkü yaptığın yemeklerini ben bunu kabul edemem. Ay yok, ben kabul, ay yok, ben o zaman onunla kısmak. Tamam. Bunu özellikle yani ayrı getirdim ki temas etmesin. Evet, ne güzel. Bak bunu çok güzel düşünmüşsün. Ben Samsun'a gidiyorum çoğunluk. 12 ayın zaten 6 ayını 7 ayını Samsun'da geçiriyorum. Geliyorum bir ay burada Samsun, Bursa'da evimde kalıyorum, tekrar gidiyorum. Bir 4 ay daha kalıyorum. O geldiğim zaman da ben onları yanıma çağırıyorum. Çünkü benim evimde ben de rahatım, o çocuklar. Tabii şimdi ayrı şehirlerde de yaşayınca o kadar sıkıntı. Bir de pandemi, mandemi. Ha, size de saygı duyuyorum. Çünkü burada eleştirme, konuşma bir yeri. Yani zaten 3 günden beri biz zaten konuşuyoruz. Siz ikiniz hiç konuşmadınız. Evet. Konuşuyoruz. Ne için yazan ben? Teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim. Sizin doğru, ikinizin sesi çıkmadı 3 günden beri. Necmiye Hanım bana saldırdı. Yani ne Elif Hanım şimdi? Benim buraya oturdum. Karşısına oturduğum zaman çenesi açıldı. Yani evet, herkes bir saldırdı. Sizde. Bugün de ben saldıracağım. Yarın artık herkese sizde. Yani. Yok, hayır, hayır, şöyle bir konu da var. Ben Elif Hanım'ın bana saldırdığı demeyeyim de. Böyle bir şey yapmadım. İki günden beri beni dinleye sırayla konuşması gerektiğini anladı. Gurur duyuyorum kendimle. Dün savunmadım diye pişman değilim. Dün savunacak bir yerim yoktu. Gelinimin burada pişirdiği yemekleri ben gelinimin evinde yemediğim için orada güzeldi de burada heyecan yaptı diyemedim. Masada diğer arkadaşlarım vardı. 3 arkadaşımız daha vardı. Onların üstüne gitmedi. Onlar onun üstüne çok gitmişti aslında. Ben sessiz kaldığım için bugün bana yüklendi. Bütün hıncını benden aldı. Ben ona hiç kötü bir şey söylememiştim. Artık niyetim de yoktu. Biraz da anlayışlı olabilir. Yani bu bahanelere gerek yoktu gerçekten. Biraz da anlayışlı olabilirlerdi. En çok sevdiğimiz şey eleştirmek. Şu anda eleştirmek için eleştiriyorlar. Yani boşu boşuna. 9 çeşit, 10 çeşit yaptım diyenler var. Bir de benim gerçekten menülerime baksınlar yani. Macar kebabı özellikle çok fazla vaktimi aldı. Bilmiyorum, inşallah kendi evlerinde de bu kadar özenlilerdir. Nurşen Hanım, yediniz galiba hem yedim, pilavdan hem yedim yemekten. Buyurunuz. Şimdi Macar kebabının bunun üstüne beşamel sosu olması lazım. Var. Benim baktım. Var mı? Karıştırdı. Evet, içine karıştırdı. Ama yok yani. Hiç sanki ben, sadece hiç kaşar ben göremedim. Evet, kaşarı gördüm ben. İçine karıştırdı, evet. Yani benim baktığım kadarıyla böyle değildi.
Beşamel sosu ben baktım yok. Patatesler çiğden mi kızararak mı konmuş? Kızararak koydu. Patlıcanlar, patatesler. Ama yani hiç böyle senin beşamel sosu yok diyorlar. Beşamel sosu yok yani. Beşamel sos var içinde. Üzerine et erimiş içinde. Dediler. Et yok yani kıyma mı et mi bilemiyorum. Yani et yani var. Et kuşbaşı içinde erimiş. Erimiş diyorsun. Erimiş içinde evet. Yok. Et bak. Pilav nasıl? Et tel tel işte. Pilav çok yağlı geldi bana. Ne yağ koydun canım? Çok yağlı geldi. Tereyağı koydum pilava. Başka hiçbir yağ koymadım. Sadece tereyağı mı bu? Domatesleri... Yok bunun içinde domatesleri açmak için kuru domates bunlar biliyorsunuz. Onları biliyorum. Açmak için birazcık zeytinyağı döktüm onlara. İşte aynen. Yani çok yağlı pilav. Zeytinyağı kokusunu herhalde şey yapıyor. Evet. Çok yağlı. Koku mu geldi? Çok yağlı. Yağlı. Pilavım. Yani Macar kebabı da böyle olmuyor. Evet üzerine de beşamel olmuyor. Sosu üstüne yapan üstüne beşamel var. Sos. Evet üstüne de yapan döküp, var ama ben aralara yedirdim daha çok. Peyniri. Hayır şey benim beşamel sosumu şekilde. Aralara göstereyim yedirdim. Göstereyim sizlere. Buyurun. Evet. Bezelye konserve mi? Evet konserve. Konserve. Hepsi konserve. Yani gerçekten beşamel sosunu da koydum. Üstünde kaşarım var biliyorum ama beşamel sos yani böyle o tat gelmiyor ağzına. Beşamel soslu. Peki salatanızdan da tadın Nurşen Hanım. O sırada ben Ayşe Hanım'a geçeyim. Buyurun Ayşe Hanım sizden dinleyeyim ana yemeği. Pilavı beğenmedim. Neden? Tadı hiç gelmedi tatsız bir. Bu aşırı tuzlu. Belki de bana göre tuzsuz yediğim içindir bilmiyorum. Yok. Ama aşırı tuzlu o zaman bana öyle geliyor tuzsuz yediğim için. Pişimi nasıl? Mesela Nurşen Hanım içinde beşamel sos tadını alamadım. Patatesler pişmemiş gibiydi diyor. Siz onu ne dersiniz? Onu ben alamadım ama tadı güzeldi. Eti güzel pişmişti. Patatese bakmadım. Tamam. Patatesler hem kötü kızardı. Kötü değil ama iyi. Peki salata. Patatesler kızarıp pişti zaten. Onu anlamadım. Buyurun tadınız salatayı da. Elif Hanım sizi dinlemek istiyorum. Buyurun. Yemeğini su ister misiniz? Beğendim. Yani tadı güzel. Tadı güzel ama dedikleri gibi beşamel sosu yok içinde. O tat gelmedi ama güzel pişmişti. Tadı iyiydi. Salatası yağı çok ağır geldi bana. Zeytinyağı herhalde. Zeytinyağı bizim kendi zeytinyağımız. Yani memleketten özellikle getirdim evet, ben onu. Ağır geldi salatada. Ya ağır geldi. Pilavın da tadını beğenmedim. Beğenmediniz. Evet. Necmi Hanım? Acık pişti bu yedip. Biraz ondan, biraz ondan. Evet. Yani verin canım, eline sağlık. Salatanın da içinde işte 3-4 tane salatalık vardı. Gerisi sırf yağ ve suyu. Löngür löngür. Yağı çok fazla değil böyle kadarıyla. Löngür löngür. Çok fazla yağ yok nerede? Hanımefendi, yani, özellikle yani, ben yağını fazla koydum ki bunu gerçekten memleketten getirdim. Hani İçinden halis bir zeytinyağı yedim, bu. 2 tane de salata yedim. Gerisi bu. Yani orantılı koyamadın demek senin paylaşırken ne bileyim. Ben de yok. Pilav da fena değildi. Açtım, mecburen yemek zorundayım çünkü çok açım. Yani... Yemek nasıl? Yemeği de beğenmedim. Niye? Ben zaten et olarak değildi. Evet, et. Didilmişti. Et değil. Tuzumuz tamam, bahane etmiyorum. Sunumu güzel değildi. Aslında sunumu güzel de sadece tek sorun dışına taşmış evet, birazcık yani, taşmış. Alabilirsin canım sen ana yemekleri. Hijyenin açıdan güzel evet, değildi hijyen. Diyorum. Evet. Necmi Hanım dün hiç olmadık masaya 5 verdiniz. Bilmiyorum artık yani eksiklere. Eksik masaya 5 verdiniz. Bakacağız bakalım. Yani eksik masaya 5 verdiniz. Yani bilmiyorum biz bunların nesini beğenmediniz ki? Şehriye gayet güzeldi bence. Şehriye pilavı zaten birazcık yağlıca ve yani kuru domatesi gayet güzel. Dünkü masa salata eksikti. Salata güzel ben yani, salatayı. Salata. Yani benim salatam güzel. Bakayım senin de salata. Yani benim salatam evet, güzel. Sende ne su var, sebze ben çok. Ben beğendim. Ya çok evet işte de, diyorum ya dağıtırken herhalde aceleyle olabilir. Ben de yerim ya yoksa. Benimkinin de her evet, şey işte vardı. Orantılı, ama ben işte orantılı, iki salatalık yedim. Bir domates. Sadece çoban salatada merak ettiğim çeri domatesi hani biraz daha küçük doğrasaydı ya da normal evet, biraz küçük domates. Evet. O da dedi falan. Zaten biraz daha küçük doğrasam olacaktı ama. Evet biraz dedi büyük yani, geldi ama onun dışında dedi. Güzeldi salatası. Domateslerini Diyarbakır'dan almaya çalıştım. Arpa şehriye pilavı budur yani. Gerçekten budur. Arpa şehriye pilavı budur. Çok da güzel olmuş. Ne yağlı olmuş ne de tatsız olmuş. Zeytinyağı mı eleştiriyorlar ama zeytinyağı halis mulis bir zeytinyağı. Siz nasıl buldunuz salatayı Ayşe Hanım? Sirke katmış zannedersem. Yok.
Yok. O... Sirke yok. Sirke yok. Sirke tadı var mı? Hiç ben sirke tadı almadım. Ben de almadım. Hakiki yağ ya. Limonla şey, yağ. O yağın tadı mı? Zeytinyağı. Tabii tabii hakiki zeytinyağı. Sirke koymadın değil mi salataya tatlı? Yok yok hayır hayır sirke yok. Limon, zeytinyağı. Yani halis molis zeytinyağı. Bana ağır geldi. Sirke yoktu. Ben. Yok sirke yok. Limonla yağ. Ekşi geldiği için ben acaba sirke mi dedim? İşte yağ bol olduğu için bir de hakiki yağ. Domatesle karışınca. Siz nasıl buldunuz ana yemeği Zehra Hanım? Ellerine sağlık. Güzel ben. Beğendim. Et pişmiş güzel gayet güzel yani. Beşamel tamam. Sosu var mı? Beşamel sos katarken içine gördüm yani var. Var var yaptı. Kesinlikle var. Beşamel sos var. Ama alamadık tadını tat diyorlar. Tat olarak yani ben tamam, aldım. Nasıl evet. Yaptınız beşamel sosunu? 2 kaşık tepeleme un koydum. 2 bardak da süt koydum. Birazcık lap olmaya başladı. Ben de yarım bardak daha süt ekledim. Beşamel sos deyince de sanki insan üstünde arıyor değil mi? Evet yani üstünde daha üstünde güzel duruyor. Daha çok kendini gösteriyor. Ama daha fazla tadı evet, alıyorsunuz. Tabii daha evde beraber evet. Pişince biraz sanki yitmiş gitmiş de, gibi. Evet, sanki. Kaşar evet. Peyniri koyduğun zaman kızarma yönden yani de yok, daha güzel oluyor. Yok, yok gibi gözüküyor. Yok, evet. Yani, yok, koymuştur yok. Mutlaka ama pişti gitti bilmiyorum herhalde yani. Yani ya da az yani. Koydu. Ay tutturmuşlar beşamel sos üstünde, beşamel sos üstünde. Beşamel sos bu yemeği içinde tutmak için vardır. Az koymadı aslında bayağı koydu ya. Bayağı vardı ama. Ama üstünde sanki daha bir güzel oluyor. Hem görüntü olarak beşamel sos hem görüntü de tat olarak daha güzel. Tadına varıyoruz üstünde beşamel sosun. İşte yani. Yani birçok yemekte hep genelde üstüne koyuyorlar ama içine de konuluyor tabii o da ayrı. Ama üstünde görünümü de güzel yani daha güzel oluyor duruyor. Güzelim bugün gelinini savunmuyorsun benim gibi. Savunmuyor muyum ya ben savunmuyorum. Ben deminden beri savunduğumu düşünüyorum. Konuşuyor ya daha ne diyorsun? Sesin yüksek çıksın. Ya ne yapayım valla yani. Yine iyi performans zaten... gösteriyorsunuz Zehra Hanım diğer günlere nazaran. Gerçi şu da var yani 3 günden beri konuşmadın. Ya konuşuyorum ben ya gerek değil ama sıra gelmiyor sizden Ayşe Hanımcığım ne yapayım yani. Doğru diyorsun. Bugün daha çok konuşuyor. Diyorum ya 3 günden beri konuşmadım bugün yine iyi konuştum ya dedim bugün ya. Bugün konuşacağım dün de konuştum yarın da konuşacağım. Yani, bir iki gün sesinizi bastıramadım değil mi artık bastıracağım. Biraz da zor tabii bu hanımlar maşallah. Evet yani. Zehra Hanım 3 günden beri konuşmadı. Ama bugün gelini çok güzel savundu. Hatta zaman zaman sinirlendi bile. Demek ki konuşabiliyormuş. Demek ki kendini savunabiliyormuş. Bu arada Elif Hanım yarın sizin gelininiz son evet. Gün, final günü. İnşallah. Kaç yıllık gelininiz Elif Hanım? 4 yıllık. 4 yıllık. En kıdemli sizinkiydi herhalde bildiğim aynen. Kadarıyla. Yaş olarak da galiba. Evet, yaş evet. Olarak sizinkini evet. Bilmiyorum da. Bizimki büyüktür 42 yaşında. Bizim de 40, arada 2 yaş var. Nuray da 4 yıllık evli miydi? Evet, 5 olmak üzere. 5 olmak üzere. Eylül'de, 24 Eylül'de. En genç Nurşen Hanım'ın geliniydi. Evet. 8 aylık. Tecrübesiz. Kız? Benimki tecrübesiz. Ne olsun, haklı. Tecrübesiz benimki. Benim de oğlum zaten çok bir şey yemediği için bir et çok. Yemez, zaten tavuk yemez, balık yemez. Zaten genç olduğu için daha napsın? Şey böyle çok heyecanlandı. Ben ona o puanı verdim. Gelinin ha, etmediniz. Ben hiçbir şey yapmadım size. Ben size o zorla da o puanı bana ben demedim. Siz kendi arzunuzla isteğinizle ben verdiniz. Ben işte gelinin hatırına verdim. Tamam gelin hatırına değil eminine. Yemeklerin tadına tuzuna verecektiniz. Sen benim yemekle masada... 4 kişi yemeği beğenip de bir tek senin beğenmemen... Beğenmedim, az işte, tadım oyun. O zaman demek beğenmedim, beğenseydim verecektim, 7 verecektim. Eksik menüye 4'ler 5'ler verilmişken ama 3 kullanırlarsa... Yani çok ayıp, çok ayıp etmiş olurlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Benim gelinim bu programa başvurmayla ve kabul edilmeyle, beni de yanında getirmeyle... kaç puan aldığının hiçbir önemi yok. Lezzetleri katıp katmamasında bir önemi yok. Ben bu programın birincisiyim, benim güzelimle birlikte. Benimle hoş bir vakit geçirdi, ne benim evimde böyle bir hoş vakit geçirdik, ne onun mutfağında birlikte yemek yaptık. Ben gelinimle gurur duyuyorum. En azından bir arada olmuş olduk. Bir arada olduk, yüzüne okşadım, birlikte resim çekindik. Benim için mükemmel bir ömre bedel olan bir gündü. Çok sevindim o zaman. Gelinime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha sıcak ilişkiler, köprüler yıkılmış olabilir ama tekrar temelleri de atılabilir. Oğlunuz dün güzel bir sürpriz yaptı bence. O kadar da demeyelim. Oğlunuz güzel, yok yapmayın. Oğlunuz güzel bir sürpriz yaptı. Gelinimle gurur duyuyorum, iyi ki var, iyi ki benim gelinim olmuş. Bak güzel, sonu güzel bağlandı. Adım evet. Atmıyorsa siz atın o zaman ona. Ayşe Hanım. Ya i̇lk atamıyorum. Adımı gelin, atın. Yavrucuğum. Atın ilk adımı siz bakın, büyük olarak siz atın. Benim tepkim hiçbir şeye karşı değil. Ben hayatımı kimsenin yönlendirmeden yaşamak istiyorum. Buna oğlum, kızım, torunum, torbam dahil. Altında yaşamak. Sadece Nazım hariç.
Nazım istediklerimi yapabilirim. Kendi ayaklarım üstünde durup kimseye yük olmadan yüreğimi de avuçlarıma alıp gezmek istiyorum. İnşallah istediğiniz yüreğimle gibi olur. Yüreğimle yaşamak istiyorum. İstediğim saatte ağlamak, istediğim saatte gülmek istiyorum. İstediğim saatte Atakum sahiline inip denizle dertleşmek istiyorum. İstediğin saatte yapıyorsun da istediğimiz saatte de gelmiyor yemeklerimiz. İşte konuyu nasıl buraya bağladınız? Evet hakikaten çok bekledik. Kadın ne kadar çok bekliyoruz yani onu diyorum. Denize inip dertleşmek gitti gelmedi. Eksik olan krem vardı. Programın birincisi olduğunu düşünüyormuş. Yani gerçekten eksik menüyle birinci olduğunu düşünüyorsa ben burada boşuna duruyorum. Selin koş kızım koş. Linç edecekler bizi burada şimdi. Taşa tutacaklar. Estağfurullah estağfurullah. Tutuyorlar baksana karşılıklı taşlar gidiyor kafama kafama kafama. Tartışmaya gittik. Oldu ki gidelim. Hanımlar yine huysuz ama bu sefer çok olmadı sanki. Yarışmaya geldik. Bu Selin, sefer daha 8 dakika olmuş. Daha var bak. Siz de acelecisiniz. Kaç dakika? 8 dakika olmuş daha. 8 dakika. 2 dakikası kaldı. Ya 20 dakika olmadıysa sorun yok. Ha geldi şimdi. İşte geldi. Bravo. Yani 20 dakika oldu o diyen varsa bilmiyorum. 2 dakika kalmıştı. Hayır 20 dakika kesinlikle olmadı yani. Yok 20 demedik zaten. 20 demedik. Süslemiş çilekle falan. Ya 20 dakika oldu diyorlar ya. Çok ayıp ya. Nerede 20 dakika oldu? Gelinimiz servisleri çok geciktirdi. Ben bütün programları izliyordum. 10 dakika geçerse bu puan kırma hakkı vardı. 1 ile 2 verme hakkı vardı. O yüzden biz de yani yemekleri güzel olsa bile hani çok geciktirdi. 13 dakikayı bulmuştu. Bizim de 1 ile 2 verme hakkımız var. Bilmiyorum düşüneceğiz artık. Benim gelinim de bugünkü gibi yemekleri böyle basit el alışkanlığı olan yemekleri seçseydi, çorbayı yarı çiğ bırakmış olsaydı dört dörtlükten öte geçerdi, kendine de zaman ayırırdı. Buyurun Elif Hanım, yiyiniz lütfen. Haşhaşlı yemek tatlısı. Hepimiz yapıyoruz zaten, revani, evet. Pardon. Ve benim şöyle hayatta bir prensibim vardır. Gelinimin bana nasıl davrandığının bir önemi yoktur. Benim muhatabım oğlumdur. Benim değerimi oğlum bilir. Ben oğluma yatırım yaptım. Ben oğlum için uykusuz kaldım. Ben oğlum için fedakarlık yaptım. Kızım için de öyledir. Damat benim kıymetimi bilir veya bilmez. Hiçbir lafım olmaz. Çünkü ben kızım için yaşadım, kızımı yaşattım, kızımı büyüttüm. Ha, yani gerek yok artık konuyu kapatabiliriz. Hayat böyledir, herkesin başına her şey gelebilir. Ama hoş vakit geçirdik. Umarım bundan sonra da hep öyle olur. Bence artık yeter ki konuyu kapat. Ayşe Hanım belli ki gelinden bayağı çekmiş. Ama çekmemiş gibi davranmaya çalışıyor. Bence biraz mesajlar yolluyor bu program vesilesiyle ailesine Ayşe Hanım. Biraz da öyle oluyor. Biraz aynen. Öyle oldu. Senin, bazen insan Ayşe Hanım'a çatal. Çok yakınındakileri anlatamadığını 7 yabancıya anlatır ya. Senin şurada baksın. Dertleşiyoruz. Hayat böyle bir şey. Haklısınız. Mutlaka işte herkesin kendi tarafından sorguladığınız zaman herkes başka şekilde bir açıklama aynen. Yapar. Dediğin gibi aileler arasında olur öyle şeyler. Yok mesajdan ziyade kendimi arkadaşlara tanıtmak istedim. Bir rahatlıyorsunuz. Tamam siz nasıl isterseniz. Yok, ama inşallah şey bundan sonra hem sizin hem çocuklarınız hem geliniz için her şey yolunda gitsin. Temennimiz umarım. O yönde. Burası yarışma. Bunları konuşmak doğru bir şey değildi. Ben ondan sessiz kaldım. Yani hiç gerek yoktu. Aile problemlerini getirdi masaya koydu. Bugün filozof Ayşe çıldırdı. Filozofluğu tamamen bitti. Biraz ince. İnce mi geldi? Yani biraz değil, bayağı bir ince. Kabarmamış ki incesi. Kabardı. Aslında kabardı. Sadece tepsi büyük geldi birazcık. Evet. O zaman küçük tepsiye dökecektin. Hiç kabarmamış. Yani revani dediğim biraz kabarması yani, lazım. Yani revani gerçekten kabardı. Tepsi büyük geldi. Daha sonra da tepsiyi değiştirebilirdim. Küçük tepsiye de koysaydım bu sefer çok kalın olacaktı. Yani tam aradığım boy tepsi yoktu. Şöyle bir şey yapılamaz mıydı? Şimdi sen söylüyorsun, haklısın, doğrudur da. Mesela annen, dördüncü günümüz bugün. Annen geliyor, gidiyor. Mesela siz robotunuzu kendiniz getirmişsiniz. Mesela bunu bir sorgulatsaydın, sorsaydın arkadaşlarımız sana. Resim bile yollarlardı. Ben tatlımı yapacağım, ben revani yapacağım. Bana şu büyüklükte bir cam kap veyahut işte böyle bir kap lazım. Var mı orada? Anneciğim bir bak, bir sor. Ya da ne bileyim editör arkadaşlarımıza sor. Onlar size derlerdi ki bizdekiler bunlar. Sen de o zaman kendin getirirdin veya biz tedarik ederdik. Çünkü uzaktan geliyorsun, getiremeyebilirsin pek tabii ki ama biz satın bile alıyoruz. Çoğu zaman sizin haberiniz bile olmuyor. Aynen. Yani iki ara bir dere o yasaklarda bile biz ne yaptık, ne ettik, allem ettik, kallem ettik. Her şeyi getirmeye çalıştık gelinlerimiz için. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz. Ama bunu sorgulamak da sizin sorumluluğunuz.
Yani kusura bakma ama o zaman Nuray'cığım sorsaydın, tedarikli gelseydiniz veyahut bize deseydiniz ki bana böyle bir kap lazım, alır mısınız? Alırdık pek tabii ki, ne demek? Her şey sizin başarılı sonuçlar çıkarmanız için. Ya da kaba gördün, ona göre hamurunu ayarlasaydın. Yani değil mi? Hani sorduk tencere tabak, sağ olsun Gülşah gösterdi. Hani bunu yani yapacak. Biz bu alırdık bile, hiç problem değil. Sen çünkü dördüncü gün yarışıyorsun. Tabii, vardı. Sorsaydı mutlaka söylerdi. Ya bu senin yarışmanın sonucunu etkileyecek bir şeyse ben kendi adıma söylüyorum. Benim fikrimce bunu yapmanız gerekir. Yapan da çok var. Yani hani annene sorsaydın, annem bize sorsaydı sana şimdiye kadar ne olup olmadığını söylerlerdi. Sen de hiç değilse böyle bir sonuçla karşılaşmazdın. Çünkü gerçekten haklılar. Çok ince, dedim, böyle çok ince lazım. Kabarır. Zaten yarısı da krem şanti herhalde. Aynen. Bu üzerindeki değil mi? Evet, tadını konuşalım o zaman. Tadı güzel. Tadı şekeri güzel. Yani peki. Tadı güzel. Elif Hanım? Evet. Bence katılıyorum. Yani ince olmuş ama tadı güzel. Tadı güzel. Şu sadece güzel. İnce olmuş. Hani peki. Kabarmamış. Diğer hanımlar da. Kabardı. Evet. Yok, kabarmış. Haksız mıyım Zehra Hanım, bilmiyorum. Yani bu yarışmada çok iyi olmak için hani elimden geleni yaparım, zorlarım da oradakileri de yani. Bana yapmak zorundasınız kardeşim. Bunu koyunca evet büyük olduğunu fark ettik ama. Yapmak zorundayız. Bizde robot bozuldu. Bisküvi çekmedi. Gittiler, aldılar, geldiler. Ha öyle mi? Evet, aldılar, geldiler. Tabii iyisini hemen buluyoruz. Evet, evet. 5 dakika içinde geldi. Peki, buyurun, tatlı nasıl Necmi Hanım? Tatlı dediğim gibi krem şantiyondan fazla, daha kabarmamış. Şekeri ayarı güzel. Tadı güzel. Evet, tadı güzel yani bu arada. Tadı o güzel. Yani. Ayşe Hanım siz nasıl buldunuz? Tadı güzel. Yalnız bunu pişirip ortadan kesiyor musunuz? Yok, hayır, kesmedim. Bir tarafı yok, kesmedim. Kızarmışken bir tarafı neden beyaz? Yani o fırının nasıl? Belki fırınla ilgili niye? Bir şey olabilir. Altın beyaz. Altın beyaz, anlamadım. Evet, krem şantiyonun altı kırmızı. Ha o daha pişmiş krem. Alt. Üstleri kızarmış, altları pişmemiş. İkiye kestiniz diye düşündüm. Yok zaten kabağınız bir de keser mi? Yok, hayır, ikiye kesmedim. Yani ben evimdeki fırını nasıl kullanıyorsam buradakini de öyle şöyle kullandım. Şöyle evet, alttaydı hatta fırın tepsisi. Anladım. Tadı ben dedim ortada olursa daha iyi kızarır diye düşündüm. Altı böyle. Ortaya çıkartınca demek fırının yok. Altı pişmiyor olabilir, demek olabilir. Ki ondan. Olur. Peki, evet efendim, büyük finale bir gün kala, buyurun, açık oylamadayız. Yani şu anda minimum 4-4'lük yaptığımı düşünüyorum. Evet, küçük ufak tefek hatalar oldu ama yani bu kadar büyütülecek değil. Sırf menümü eksik menü saymak için 10 dakika 20 dakika geç diyorlar ki kesinlikle o kadar geçmedi. Yani habire acele et acele et derken benim de iki ayağımı bir pabuca soktular. Hızlı hızlı yapmaya çalıştım bir şeyleri ama iddia ettikleri hiçbir şeye yani inanmıyorum, düşünmüyorum. Dün salata olmayan masaya bile 5 puan verdilerse ben en az 7-8 bekliyorum. En az yani. Servis geciktiği için. Bir lokantaya gitseniz dahi bundan çok daha fazla beklersiniz. Ben de 30 yaşındayım. Ben de bir şeyler gördüm. Ama en çok nerede ne yapmayacağımı öğrendim. Bu açıklamayla neyi ifade etmeye çalıştın onu anlayamadım ben. Onun için böyle döndüm baktım. Yaptığım şeyler beni gösterirken verdiğiniz puanlar da sizi gösterir. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım iyi misiniz? Kötü müsünüz? Neymiş Ayşe, iyi misiniz? Ayşe Hanım. Evet, yarın büyük final var. Ondan evvelki gün Nuray yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Buyursunlar hanımlar, yazabilirsiniz puanlarınızı. İyi misin? Bir şey i̇yiyim, yok değil iyiyim. Mi? Sıkıntı yok. İyi, yok, süper, yok, hiçbir sıkıntı süper. Yok. Sen iyi ol. Önemli olan bu. Evet. Evet, maalesef servisle ilgili aksaklıklar oldu. Puanlamada bakalım hanımlar bunu göz önüne alacaklar mı? En büyük sorun buydu sanırım bugün. Evet, herkes yazdı mı? Yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Var mı değiştirmek isteyen? Yok. Yok sanırım. O zaman bugünkü açık oylama Elif Hanım'ın puanıyla başlıyor. Buyurun Elif Hanım, paylaşın puanınızı. Benim puanım 3. Dün olmamış masaya, eksik masaya 5 verdiniz, bugün 3 mü? Bugün gecik, servis geciktiği için o yüzden. 4 vermişti, evet. Hanımefendi, servis gecikmedi. Daha. Bakın gerçekten içeride yapabildiğim, toplayabildiğim her şeyi yani en güzel, en ince ayrıntısına kadar getirmeye çalıştım. Bir lokantaya gitseniz dahi bundan çok daha fazla beklersiniz. Hani kaldı ki ben burada
gelin olarak yarışıyorum. Tamam hani, canım haklısın da ama burası yani, yarışma. Kusura bakmayın eksik yani, menü ve eksik masadan daha aşağıya tutmanız. Yani hiç mi bir şey beğenmediniz? Bir tek evet, beğendiğiniz bir yemek şey mi? Servis geç kaldı diye mi? Beşlik bir şey yok mu? Onun için sadece o yüzden verdim. Sadece onun için 7 puan mı kırdınız? Beğendiğiniz hiçbir yemek yok muydu? Revaniye falan güzel dediniz. Revani dedim sadece şeyin tadı güzel dedim. Yani elini falan beğenmediniz mi? Kaşarlı mantar, macar şeyi. Mantarı beğenmemiştim zaten. Pilavı da beğenmemiştim. Macar kebabı, pilav, salata, salata, köz patlıcan. Köz patlıcanı da beğenmemiştim. Salatayı da yağı ağır demiştim zaten. Ağır geldi demiştim. Şimdiye kadarki en düşük puanlı sanırım. Evet yani, evet Elif Hanım bu yani çok ayıp vallahi yani bundan. Ya önemli değil yani. Yani sonuçta bu yaptığım şeyler beni gösterirken verdiğiniz puanlar da sizi gösterir. Çünkü ben ne yaptığımı nasıl getirdiğimi çok iyi biliyorum. Yani siz de görüyorsunuz. Sizi çok iyi eminim yani görmüşsünüzdür. Yani biz İnşallah. Masaya oturduktan sonra yemekler geldi ama. Ondan Anlamadım. Sonra sanki pişti. Biz masaya oturduktan sonra mı pişti? Hayır. Siz yani Ayşe Hanım bir eti siz masaya oturduğunuzda nasıl yapabilirim ben? Yani olur mu? Yani bir eti Allah aşkına gerçekten birazcık. Ya burada hepimiz insanız. Bakın siz kayınvalide olabilirsiniz. 50 yaşında da olabilirsiniz. Ben de 30 yaşındayım. Ben de bir şeyler gördüm. Ben de bir şeyler getirdim. Ama en çok nerede ne yapmayacağımı öğrendim. Ben yaşımdan utanmıyorum. Yok hayır. Ben zaten sizi yüceltmek için söyledim onu. Yani hani ben aramızda yaş farkı var. Siz benden daha çok görmüşsünüzdür diye söyledim. Bu açıklamayla neyi ifade etmeye çalıştın onu anlayamadım ben. Onun için böyle döndüm baktım. O anda ne söylediyse ona cevap olarak verdim. Peki Nurşen Hanım'ın puanına geçiyoruz. Sorun yok. Buyurun Nurşen Hanım. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. En azından birkaç şeyi beğenmişsiniz. Beğendim. 3 ve 4 şeyinizi beğendim. Bugüne kadarki en yüksek puanınız bu hafta. Evet. Afiyet olsun. Helal hoş olsun. Bebeğiniz için verdim bu puanı. Bir de Necmiye Hanım'a inat olsun diye verdim. Tahmin ettim. Necmiye Hanım'a inat olsun diye verdim. Tahmin Çünkü ettim. O bana aynı şeyi Çünkü dedi. Çünkü benim olmuş masama servisinin hayır, hızlı olmasına karşı. Hayır aynı şeyi bana o lafı karşı... söyledi. İnat olsun diye verdim bana dedi. Bana 5 verdi. Ben bugün tahmin ettim onu yapacağını. Nurşen Hanım'a inat olsun diye verdim dedi dün. Neyi? Dün dediniz ya. Ha, tamam. Nurşen Hanım'a inat olsun aynen, diye verdim. Aynen ben sana inat olsun diye aynen. Ben de yaptım aynen, aynısını. Aynen söylediniz. Ama yani demek ki burada inatlaşmalar önemli. Yemekleriniz. Bir de bir Gelinizin yemekleri emekleri önem teşkil etmiyor. Ben beğendim. Çorbasını beğendim. Salatasını beğendim. Tatlısının şurubu güzeldi. Afiyet Salatayı olsun. Beğendim. Yani beğenmediğim bir şey kalmamış bence. Daha yüksek beğendim. Verebilirdin. Beğendim. Yok 6. Doğru 6. 4'ü 5'i kullandım. Her şeyi beğenmişsin. Beğendim. Evet Necmi Hanım puanına geçeceğiz. Görelim sizin de puanınızı Necmi Hanım. 3. Üçlük müydü yani? Yani aşk olsun Necmi Hanım yani. Bu kadar da olmaz yani. Bakar mısın? Haksızlık zaten ediyorsunuz. Dinlemek servis isterim. Gecikti. Eksik menüye giriyor. Bir puan. Pardon nasıl giriyor. Eksik menüye giriyor? Hanımefendi bakın ben servisini... 10 geçti mi eksik menüdür evet, canım. Evet öyle bir kural var. 16 dakikada herkesinki tamamlanmıştı. Ama 2-1 verme hakları vardı, kullanmadılar. Tıpkı dün yaptıkları gibi. Evet, maalesef öyle bir durum var. Demin dediğin gibi yani, ama dün 4-5 verdi herkes. Ben 3 verdim yani. Herkes 4-5 verdi. Yani herkes demek ki... Ben bilmiyorum yani. Şimdi lokantaya gidince bekliyorsunuz falan diyor ama... Lokantaya gidiyoruz, bekliyoruz, geliyor. Orada saatimiz yok, yarışma değil. Burası yarışma programı. Ve verilen bir saat vardır. Onun dışına çıkılmıyor. Lokantada keyfi gidiyoruz. Hanımefendi ben onu demeye çalışmadım. Onu kastetmedim. Hani hayır. Gidince bir bekliyorsunuz hepimiz falan insanız. Hani mesela onlar daha tecrübeli ya. Mesela onu demeye çalıştım. Ama orası çok kalabalık. Mesela biz burada 6 kişiyiz. Ayşe Hanım pardon. Lokantada. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım iyi misiniz? Kötü müsünüz? Neyiniz var Ayşe Hanım? Ayşe Hanım. Stres yapıyor ondan oluyor. İyi. Ayşe Hanım. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Kendine iyiyim. Gel. İyiyim diyor. İyiyim diyor. Ama öyle yapmayın korkutuyorsunuz bizi. Gözünüzü seveyim. Aynen yani bir de benim başımdan geçmiş böyle şeyler. İyiyim. Ayşe Hanım su getirsinler mi? İster misiniz su, su bir şey? Su versinler su bir parça. Misin? Azıcık Gülşah su verir misin? Kolonya. Kolonya
Bir kolonya verin. Kolonya verir misin? Bir kolonya verin. Bakın su geldi. Su için büyüdüm Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Tansiyonunuz falan mı? Baş ağrısı mı? Tansiyonu herhalde çıktı. Peki. Ayşe Hanım da puanını bir an evvel görelim arkadaşlar ki biraz dinlendirelim. Evet, iyi değil sanırım. Buyurun Ayşe Hanım, kaldırın lütfen puanınızı. 3. Yani valla ben hiçbir şekilde beklemiyordum yani. Çok az puan. Yani en kötü masası bu muydu gerçekten? Gerçekten evet yani. Bu haftanın en kötü masası bu muydu? En düşük puanı biz aldık yani. Benimkinden bir sonra evet. Sizinkinden sonra evet. Benimkinden sonra evet. Sizinki kadar da puan olmadı galiba, bilmiyorum. Yani masada ben kendi masama puan veremediğim için. Zaten eksikleriniz zaten o bir eksi puandı. Masa gecikmeniz aynen. Gecikmeniz biraz bir daha eksi iyiydi. Puandı. En azından masamın servisi güzeldi. Mantarınız pişmemişti. Üzgünüm biraz düşük oldu puanlar. Eline emeğine sağlık. Yarın bir finalde tekrar bir araya geleceğiz ve son olarak da Elif Hanım'ın gelini yarışacak. İyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.